masasından hayırlı akşamlar. Değerli Bursasporlular, Bursaspor İzmir'de Altın Ordu'ya 2-1 mağlup olarak haftayı kötü sonuçlandırdı diyelim. Bursaspor camiası da haftaya kötü başlamış oldu. Çağlar Ergin'le birlikteyiz yine. Çağlar, İzmir'e gittik. Çok umutlu gittik ama moraller bozuk olarak geri döndük. Evet, moraller bozuk olarak geri döndük. Bursaspor da ligde 18. sıraya geriledi. Şu an 1 puanla. Öncelikle seninle Altın Ordu maçını konuşalım. Ufak ufak öyle değerlendirmelere devam edelim. Yorumlarla birlikte bugünkü programı bu şekilde devam Adnan edeceğiz. Abi açıkçası Altın Ordu maçı ile alakalı, yani maç sonu zaten konuştuk maçla ilgili. Kısa bir özet gibi de olsa geçtik üzerinden. Yani gerçekten biz buradan İzmir'e gittik dün ve büyük umutlarla gittik. Yani ben bir önceki taktik masasında da söylemiştim. Dün maç önünde de söyledim bunu. Ben 2-0, 3-0 alır döneriz dedi. Yani benim kafamdaki düşünce buydu. Ama sahada benim hayalimdeki, kafamdaki Bursaspor'dan çok uzak bir Bursaspor vardı maalesef. Nitekim bu sonuç olarak da mağlubiyete dönüştü ve Altın Ordu deplasmanından 2-1 mağlubiyetle döndük. Bu üzücü. Neden üzücü? Çünkü Altın Ordu bu ligin hedefi derdi tasası olmayan, kendini çok yıpratmayan takımlarının başında gelen bir takım. Ve böyle bir takıma karşı dahi Bursaspor'un bir baskı kuramaması, hücum noktasında yetersiz kalması üzücü oldu açıkçası. Ben bu yetersizliğinde açıkçası oyuncular özelinde değildi. Teknik kadronun geçiş sürecinde biraz ağır hareket etmesinden kaynaklı olduğunu inanıyorum. Öyle düşünüyorum. Şu anda Bursaspor, senin de söylediğin gibi Adnan abi, 18. sırada. Yani son sıranın bir üstünde. Bu sene 19 takımla oynanıyor lig. Evet. Gençler Birliği var son sırada. Gençler Birliği'nin son sırada olmasının sebebi de bizden daha fazla gol yemiş olması sadece yani. Averajla onların da bir puanı var. Bizim de bir puanımız var ve 3 puanla tanışamayan iki takım Gençler Birliği ve Bursaspor. Yani 4. hafta bitmişken bu ligde. Maalesef. Şu an liderle aramızda tam 11 puan fark var. İkinci ile aramızda 8 puanlık bir fark var. Bu fark korkutucu bir puan farkı değil. Bu fark, puan farkı çok rahat kapatılıp bir bu kadar puan farkı açılacak zaman var önümüzde. Yani Bursaspor'un daha oynayacağı bu ligde 32 tane maç var. Ya 32 maç da az buz bir maç değil yani Adnan abi. Bir sezon var neredeyse hala önümüzde ama yani biz artık ilk haftada berabere kaldık, bunu söyledik. İkinci haftada mağlup olduk, bunu söyledik. Üçüncü haftada mağlup olduk, bunu söyledik. Dördüncü haftada da bunu söylüyoruz ama bunu artık söyleyemeyecek zamana yaklaşıyoruz. Yani biraz daha bu iş böyle devam edecek olursa artık maalesef biz ilk iki ile aramızdaki puan farkın değil de acaba şu an altıncı ile aramızda kaç puan farkı varı hesap etmeye başlarsak problem yaşamaya başlarız. Ve bu üzücü bir durum açıkçası. Samsun maçı var çarşamba akşamı. Yani Samsun maçında derler ya futbol 3 taraflı bir sonuçtur, 3 evet, sonucu olabilir diye. Yok yani çarşamba akşamı Samsun maçının öyle bir ihtimali yok. Bursaspor için tek ihtimalli maç. Yani. Maç evet. Bursaspor'un o maçı kazanması şart artık. Yani ikinci bir seçenek yok. Beraberlik bile kabul edilemez bu noktadan sonra. Bursaspor'un artık, yani 4. haftadayız. Hadi 10. haftayı hedef koyalım. 6 haftalık süreçte minimum 5 galibiyet, 1 beraberlik. 6'da 6. Yani böyle bir seri yakalayıp Bursaspor'un kendini 3, 4, 2, 5 yani bu sıralara atıp benim de şampiyonlukta iddiam var, ben de buradayım diye bu ligdeki takımlara bir mesaj vermesi lazım. Ama şu anda öyle bir duruma geldik ki dün Altın Ordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu maçtan sonra biz zaten biliyorduk der gibi yani T'yi alarak bir açıklama yaptı. Maalesef evet. Üzücü bir durum Bursa Spor'un geldiği konum dolayısıyla. Yani şu anda önümüzde 18. Biraz sırada... Biraz Fatih Tekke ile alakalıydı. Evet, ama Fatih Tekke'nin ne oynatacağını ezbere biliyorduk dedi. Evet. Yani cümle buydu ki bir önceki hafta Eyüp Spor Teknik Direktörü de aynı şeyi söyledi. Şimdi bir sonraki hafta çarşamba günü Samsun'la oynayacağız. Mehmet Altıparmak bu ligin, hani kurt hoca derler ya. Evet. Bu ligin en kurt hocasıdır Mehmet Altıparmak yani baktığımız zaman. O yüzden çok zor bir maç bizi bekliyor. Sadece saha içinde zor bir maç bizi beklemiyor. Tribünlerin dolu olacağını hesaba katarsak. Eyüp maçındaki gibi varsayalım, başladık maça. 10. dakikasında işte paslı çıkış deniyoruz. Kaptırdık. Hele bir de bir gol yedik. Eyvah eyvah. Şimdi düşünmek istemediğimiz şeyler. Herkes tahmin ediyordur az çok. Evet Çağlar. O zaman karşılaşmanın 11'iyle devam edelim. Evet. Biliyorsun yani takımın İlk 11'deki devamlı bulunan isimlerinden
Daha 6 kardeş kadroda yoktu. Burada Bursaspor'un gelecek var. Yedekte. Ve en büyük gelir kapısı olarak gördüğü oyunculardan biri aslında. Yani. O yoktu. Uzun zaman Bursaspor'un gündeminde yer alan Alaskarov, o da yoktu. Evet. Ve Zalazar son olarak. Zalazar İzmir'de yoktu. Edilen yoktu. Yani. Zalazar hiç yoktu. İzmir'de yoktu direkt yani. Maç kadrosunda da yoktu. Evet. Ta 6 kardeşte Alaskarov yedek soyundu. İlerleyen dakikalarda ta 6 kardeş kenarda ısınmaya başladı ama Alaskarov kulübeden hiç çıkmadı. Evet. Bursaspor'da ilk değişikliği 74. dakikada yaptı. Yenik olan bir takım bu dakikaya kadar bekler mi oyuncu değişikliği için ki Altın Ordu o süreçte 1-0 öndeydi. 46-57 ve onlar da 74'te oyuncu değişikliği yaptılar. 46'da yani devre arasında 2 oyuncu değişikliği yaptı. Onlar tabii 4 oyuncu değişikliği yaptı, biz bir tane yaptık. Yeni yapmıştık ilk oyuncu değişikliğimizi, aynen öyle. Bunu nasıl değerlendiririz? Abi şimdi şöyle bakmak lazım. Taha'dan başlayayım olaya. Ya şimdi Taha'nın tek oynamama ihtimalini görüyorum ben. Taktik açıdan baktığım zaman söylüyorum bunu açıkçası. Taktik açıdan Taha'nın tek oynamama sebebi biraz yavaş hareket eden bir oyuncu olarak bakabiliriz Taha'ya. Yani topu aldığı zaman 2-3 dokunuş yapıp sonra ayağından çıkarıyor. Ben bunun sebebini de hep şöyle nitelendiriyorum açıkçası. Öndeki oyuncu grubunun hareketsiz olmasından kaynaklı. Yani pas verecek doğru açıyı bulana kadar topu ayağında tutuyor oyuncu. Ama hadi diyelim hoca bunu istemediği için yedeğe çekiyor. Kabul edeyim bunu. Sıkıntı yok. Ama Bursaspor zaten yürüyerek topu oynuyor. Yani takım halinde çok yavaş oynuyoruz biz zaten. Kendi yarı sahamızdan rakip yarı sahaya geçene kadar zaten rakip yerleşiyor, dinleniyor, yürüyerek pozisyon alıyor. Biz zaten yani hızlı oyun oynasak, biz topu alıp lap 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 hemen 3-4 pasta rakip ceza alanına gidecek bir oyun oynuyor olsak Taha'nın neden yedekte oturduğunu anlayış gösteririm. Ama biz zaten yavaş yavaş yavaş, hatta ilk yarı direkt defans arkasına uzun toplarla çıkmaya çalıştık Elton ve Ofosu'ya. Takımda seni bunu yapabilecek en iyi oyuncu Taha zaten. Evet Taha. Yani o yüzden Taha'nın şu an yedek oturmasını ben mantıklı bulamıyorum. Maalesef bulamıyorum yani. Taha eğer bu sistemi oynayacaksak oynar. Oynamalıdır yani. Taha'yı böyle düşünüyorum Taha ile alakalı. Nitekim şunu anlardım. Zalazar Çapan çıksaydık biz stoper hattında. Ki nitekim ilk 11'de 4 yabancı, yedekte 1 yabancımız vardı. Pardon, yedekte 2 yabancımız vardı. İlk 11'de 4 yabancımız vardı. Yani aslında biz ilk 11'de 1 yabancı hakkımızı da kullanabilirdik. Yani bu maça Zalazar Çapan başlasaydı ve Zalazar tak 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 hızlı oynayan bir stoper olsaydı derdim ki Zalazar'ı tercih etmiş hoca. Hızlı oynayan bir stopere Taha ile ilgili bir şey diyemezdim yani. Ama şu an o lüks var. Cüneyt de zaten 1-2 çekiyor, bir daha veriyor, alıyor. Taha da bunu yapıyordu da. Taha en azından defans arkasında daha isabetli top atan bir oyuncu. Evet. Daha güven veren bir oyuncu. O yüzden oynamamış bile olmasını ben mantıklı bulmuyorum açıkçası Taha'nın. Ki nitekim senin dediğin gibi daha da güven veren bir oyuncu. Şu da var. Ya Bursaspor'un en büyük ihtiyacı 3 puan değil mi? Bursaspor'un en büyük ihtiyacı 3 puan değil. Bursaspor'un en büyük ihtiyacı para kazanmak abi şu an. Geleceği için para kazanmak yani. Bu sezon için 3 puan çok önemli. Tamam, kazanacak elbette ama aynı zamanda onları bir dengede tutup para kazanabileceği oyunculara süre vermesi lazım. Eren Güler, Tuğbey, Taha, Batuhan, Vefa, Kerem Şen. Bu oyuncular oynamadan nasıl satabiliriz ki? Özellikle bu oyuncuları başarılı giden bir sezonun ardından çok iyi fiyatı satabilirsin zaten. Tamam, şunu anlarım. Her maç 11 başlamayabilirler artık. Çünkü bir ton transfer geldi. Onlar da oynasın diye alınan oyuncular. Saygı gösteririm. Ama Taha Fatih Tekke geldiğinden beri bir tek işte 10 dakika mı ne oynadı? Maçına sonradan girdi. Kerem Şen bu maç son 10 dakika girdi. Batuhan son 90'da girdi. Evet, son dakika girdi. Asist yaptı. Tuğbey Eyüp maçının son dakikalarına girdi. Vefa süre almadı. Ya bu oyuncuların biraz şans tanınması lazım. Yani Bursaspor'un aynı zamanda bu oyunculara çok ihtiyacı var uzun vadede. O yüzden sadece Taha özelinde söylemeyelim. Ya dün oynanan oyunda orta sahada Burak Altıparmak, Emirhan Kubilay üçlüsünden birinin yerine Tuğbey olsaydı ne değişirdi mesela? Neyi daha kötü yapabilirdi? Neyi eksik yapabilirdi? Hatta belki dinamiklik getirirdi. Ben öyle düşünüyorum. Ya da Cüneyt yerine Taha oynasaydı ne değişirdi yani? O yüzden bu oyuncuları bence biraz daha şeye atmamız lazım. Kadroya atmamız lazım. Daha çok süre almaları lazım. Alaskarov noktasına gelecek olursak, ya şimdi Namık Alaskarov dediğimiz oyuncu Azerbaycan milli takımının ilk 11'inde forvet oynayan, forvet arkası oynayan, hücum oynayan ve ilk 11'de sürekli oynayan bir oyuncu.
Nitekim Şampiyonlar Ligi oynayan. Şampiyonlar Ligi yönelemesi oynayan ve Şampiyonlar Ligi yönelemesinde 2 gol attı bu sene bu oyuncu. Ya şimdi Namık Alaskarov'un yedek oturmasını anlarım. Rakibe göre bir o gün Elton'un Matavza ya da Ofosu'yu daha sağlıklı kullanacağınızı düşünmüşsünüzdür. Namık oturabilir. Ama Namık'ın oyuna girmemesini mağlup olunan bir maçta, skora ihtiyaç olunan bir maçta Namık'ın oyuna girmemesini anlayamam. Neden anlayamam? Bursaspor 3-0 öndedir. Namık girmesin. Sakatlanır, bir şey olur. Gerek yok Namık'a orada zaten. Ama sen 1-0 geridesin. Hücumda hiçbir şekilde yaratıcılık yürütemiyorsun, pozisyona giremiyorsun, sıkıntı yaşıyorsun hücumda. Namık girmeyecek, kim girecek abi oyuna zaten yani. O yüzden bu Namık'ın ısınmaya bile gönderilmemesi, oynatılmaması nedenini bilmiyorum ama bana sağ dışından bir göz olarak baktığım zaman çok sağlıksız geliyor yani. Süre verilmemesi, oynatılmaması. Yani dün Kerem Şen'in oyuna girmesi mesela çok ilginç geldi abi bana. Kerem oynamalı, süre almalı, bunu istiyorum, ben de istiyorum ama ya zaten sıkışık bir defans düzeninde oynayan Altınordu. Son 10 dakika kalmış. Kapanan senin bir takıma orada karşı. Pasla orayı delecek oyuncu ihtiyacın yok. Zaten Burak oyunda, Emirhan oyunda, Bruno'ya attığın oyuna pasla orayı delecek oyuncu. Senin oraya koşuyla delecek oyuncuyu, orayı bir dağıtacak oyuncuya ihtiyacın var. Kerem bu değil ki. Kerem orada o istenilen görevi yerine geldi. Bir de İsmail girdi onunla beraber. Bir pasör oyuncu daha girdi. 5 tane pasör oyuncu arasında pas yaptı. Ön tarafta koşu yapan kalmadı ki. Elton çıktı, Ofosu çıktı. Kime atacaklar bu pası bu adamlar? O yüzden çok ben mantık yürütemedim yani futbol gözüyle baktığım zaman. Zalazar'ın götürülmemesiyle alakalı bir bilgim olmadığı için atıp tutamıyorum. Şundan dolayı herhalde sakat hazır mı, değil diye düşünüyorum. Hazır mı değil? Olabilir. Yani ona Zalazar'la alakalı bir şey diyemem. Hazır olmayabilir, bir sakatlığı olabilir, riske edilmek istememiş olabilir. O yüzden Zalazar götürülmemiş olabilir. Ama genel olarak bu oyuncu değişiklikleriyle alakalı düşüncem veya Taha'nın, Alaskorov'un, diğer genç oyuncuların ne şekilde kullanacağına dair düşüncem bu şekilde abi. Oyuncu değişikliklerinden sonraki performansı nasıl diyorsun? Yani takımın etkisini nasıl diyorsun? Bruno girdikten sonra takımın daha hareketlendiğini gördük. Bruno işin rengini değiştirdi zaten. Yani direkt pozisyon birkaç pozisyon yarattık, evet. Onu da öyle not alalım. Peki maçın başında yenik duruma düşen takım, ikinci dakikada golü yedik zaten. Evet. Sonrasında bir takım yani şampiyonluğu istiyorsa, şampiyonluğu hedefliyorsa nasıl oynamalı Çağlar? Abi şimdi şöyle bir şey var. Fatih Tekke Hoca'nın oynatmak istediği bir oyun sistemi, oyun tarzı, oyun yapısı var. Buna yani saygı göstermek zorundayız. Çünkü neden saygı göstermek zorundayız? Bu antrenörün kafasında, sahada görmek istediği bir oyun tarzı var. Bunu takım üzerine yerleştirmeye çalışıyor. Hiç problem yok. Ama problem nerede? Problem şurada. Bence zaten Fatih Hoca'nın da bu noktada bir öz eleştiri yapmaya ihtiyacı var. Fatih Hoca'nın oynatmak istediği oyun sistemi oynatılabilir bir oyun ama doğru oyuncularla oynatılabilir bir oyun. Bizim Fatih Hoca'nın oynatmak istediği oyun sistemini bu oyuncularla oynama şansımız yok. Sıfır yani. Oynarız. Ne zaman oynarız? 10 hafta sonra oynarız. Takım alışır buna. Tak 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 tak. O zaman başlarız. 10 hafta sonra ne olacak? Çok geç. Ya Bursaspor'un öyle bir zamanı var mı? Yok. Bir önceki sene konuşuyor olsaydık ben tamamen Fatih Hoca'nın arkasında dururdum. Ya sabredelim, bir sistem oturmaya çalışıyor, genç oyuncular öğrenecekler. Bunu derdim. Ama bu sene o değil yani. Bizim oynamamız gereken oyun bu kadroyla bu değil. Oynayamaz zaten bu kadro dediğim gibi kısa vadede. Ya şöyle bir şey var, şöyle bir benzetmeyle bugün ya, birkaç kişiye şöyle söyledim. Diyeyim Çağlar o zaman sana. Mesela çıktı Fatih Tekke soyunma odasında. Emirhan'dan nasıl bir oyun ister? Yani nasıl oynayacaksın diye sorar. Burak'a nasıl bir oyun sistemi çizer? Matavza nasıl bir sistem? Altun'a nasıl bir sistem çizer o zaman? Abi şöyle, yani burada nasıl çizmeliyim mi soruyorum? Fatih Tekke ne demiştir mi? Ne demiştir diye soruyorum. Abi yani sahada gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey vardı, durum vardı. Hücuma geçtiğimiz anlarda biz üçlü bir defans hattına dönüyorduk. Hı-hı. Yani işte Çapan sol, aralarına Kubilay girdi. Yanlarında sağda Cüneyt. Hı-hı. Bu şekilde üçlü bir stoper hattına döndük. Üçlü stoper hattına dönünce Mert ve Onur kanat, yani bek oyuncusundan çıktılar. Evet. İkisi de bu oyuncuların iç kulvarına, half space diye bahsedilir. İç kulvarına girip orta saha öncüsü gibi oldu. Burak Altıparmak ve Emirhan Matavz'ın yanına giderek sanki forveti tamamlıyorlar. Yani biz 3-2-5 gibi bir düzen aldık böyle. Hı-hı. Ön tarafta.
gerçekten oynatılabilir bir oyun. Yani dünya futbolunda bunu oynayan çok takım var. Yani Leipzig, Nagelsmann Leipzig'le denedi, Bayern Münih'le denedi. Leipzig ve Bayern Münih'i bastırarak söylüyorum. Guardiola City'yle denedi. Bakın yani bu takımlarla denersiniz, zaten bu takımlar ellerinde dünyanın ilk 3, ilk 4 en iyi oyuncusuyla oynuyor bunu. Bu takımlar istediğin her rotasyonu, her sistemi oynar. Canı sıkılır haftaya 4'lü stoper oynar. Bir sonraki hafta 3'lüye döner. Oynar yani. Ama biz oynayamayız. Biz bunu oynayabilmemiz adına yani hoca muhtemelen Emirhan ve Burak Altıparmak'tan Matavz'ın yanlarına doğru defans arkası koşu atın. Stoperler açılsın. Matavz biraz daha rahat oynasın. Stoperler açılmazsa size uzun top gelsin. Siz işte o half space diye hücumun ceza sahasına giren bölgesine topla buluşup pozisyon yaratın. İstenen buydu. Faaliyette olmadı. Neden olmadı? Çünkü Çapan, Kubilay ve Cüneyt o bölgeye o pası istikrarlı bir şekilde 10 tane denerse ikisini atar. Ama bu arada maç süre akıyor. Rakip öne geçti. Olmadı yani. Evet. Olmadığı noktada sahaya bir dokunuş yapmak lazım. Hoca da bunu şöyle yaptı. Emirhan'la Burak'ı biraz daha geriye çekti. Ofosu'yla Elton'la bu sefer koşu yaptırmaya çalıştı. Oyuncular değişti sadece yani. Ama bu sefer Emirhan'la Burak arkaya gelip Mert'le Onur da içeri girdi. Bu sefer her alınan pas kısa pas. Tak 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 ama kendi yarı sahanda. Öne yine dönemedin. Çünkü bu sefer önde topu alacak oyuncun kalmadı. Yani bizim elimizde aslına baktığınız zaman bunu abartarak söylemiyorum. Bursaspor'un bu kadrosu bu ligde vura 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 şampiyon olur abi. Büyük iddialıyım ya. Çok üstünde bu ligin bu kadro. Her oyuncu için hemen hemen sayabilirim bunu yani. Hoca koymasan kaçıncı olur? Nasıl? Hocasız bu takım kaçıncı olur? Ya öyle bir şey yok abi de yani. Fatih Tekkeli kaçıncı olur? Olur. Yani. Mecbur bir hoca olur ama. Tamam sıradan bir hoca. Sıradan bir hoca atıyorum. Ya şimdi gelme ihtimali olmadığı için söylüyorum. Hocanın ismini. Şenol Güneş bu takımın başına geçsin. 32 maç mı var? 25 galibiyet alır abi bu takım. İddialıyım yani. Fatih Tekkeli kaç alır? Fatih Hoca'yla da bak 20-22 galibiyeti alır. Nasıl alır? Fatih Hoca bu oynatmak istediği oyun sisteminden vazgeçip takım uygun oyun sistemine dönerse. Döner mi? Abi Fatih Hoca'yla oturup çay içmişliğim bile yok, bilmiyorum. İnşallah döner. Çünkü dönmezse tahminim o ki Fatih Hoca'nın da Bursa'daki ömrü çok uzun olmaz abi. Yani Samsun maçında da dediğim gibi aynı sistemi oynarsak zannetmiyorum ki iyi bir sonuçta sahadan ayrılalım. İnşallah ben yanılırım, çıkar 5 atarız. Yani inşallah yanılırım ama çok umudum yok aynı sistem üzerinde gidersek. Çünkü dediğim gibi oyuncu grubu o değil. Fatih Hoca'ya da şurada saygı gösteririm neden olmadı diye. Çünkü kendi oyun sistemine yatkın oyuncularla oynamıyor. Ama işte burada bir de Fatih Hoca'yı eleştirebilecek nokta var tabii ki elimizde. O zaman eldeki oyuncu grubuna uygun bir sistemi oturtmaya çalışması lazım. Ya bizim elimizde bir Porsche var. Biz Porsche Murat 131 şeyi motoru takmaya çalışıyoruz gibi düşün yani. Akar mı o? Tekler yani o araba. Gitmez, bayır çıkmaz mesela yani. O yüzden biz elimizdeki malzemeden o yemeği yapmamız lazım. Yani benim elimde fasulye varsa ben ızgara yapamam abi. Gibi bir mantık var burada. Biz onu zorluyoruz ama. Ne kadar olur? Onu herkes kendi muhakemesine bıraksın. Tamam, takımın yeni transferleri nasıl buldun Çağlar? Abi ben Elton, Kubilay, Mert. Sosyal medyada çok eleştiri gördüm bunlarla alakalı ama bence yanlış eleştiriler. Ben 3 oyuncunun da faydalı olacağına inanıyorum. Hatta bu maçta Elton ve Kubilay'ın faydalı olduğuna da inanıyorum. Mert'i bir tık daha dışarıda tutabilirim ama orada da şöyle savunabilirim Mert'i. Ya şimdi Onur da Mert de. İkisi de çizgi bek oyuncusu. Yani bu oyuncular nasıl oynayacak? Önünde oynayan işte onun önünde Ofosu mu oynuyor? Ofosu Matavza yakın iç kulvarda oynayacak. Onur'un önüne koşu alanı açacak. Sağ kanatta Elton mu oynuyor? Elton Matavza yaklaşacak. Mert'e koşu alanı açacak. Bu oyuncuları oradan bindirecek. Geçen seneki Mustafa Er Hoca'nın oynatmaya çalıştığı kanat bekli sistemden bahsediyorum. Ama bu oyuncular şu an böyle oynamadığı için verimleri düşük. Ben çok büyük iddia ediyorum. İsmail Çokçalış dönsün. İnşallah sağlıklı, sıhhatli. İlk 11'e yazılsın. İsmail Çokçalış'ta iç kulvarda oynayan, bu pozisyonda oynayan bir bek oyuncusu olarak oynasın. 15. dakika İsmail iyi dönmemiş sakatlıktan tweetleri görürüz sosyal medyada yani. Çok büyük iddialıyım. Burada oyuncunun iyi gözükmemesinin sebebi oyuncunun uygun sistemde oynamamasından kaynaklı yani. Şu an bütün problem bu. O sebeple Mert'i çok ağır eleştirmemek lazım. Nitekim Mert şu an sahada oynadığı diğer 10 arkadaşıyla daha önce top oynamadı çocuk. Ya şöyle diyorsun. Tanımıyor da yani. Bu takım dizginleri çekilmiş şekilde. Abi dün maçta bak. Yani gözümün önünde olduğu için böyle 10 metre vardı aramda yani. Gözlüğümde takılıydı, iyi gördüm o yüzden yani. Ofosu
Şimdi sırtı taç çizgisine dönük, rakip kaleye çapraz duruyor. Top aldığında sol bacağına dikkat ettim hep. Sağla kontrol ediyor. Sol bacak böyle rakibe dönüyor. Yani ben alayım döneyim vurayım bir rakibin üstüne gideyim diyor yani. Ki maçta 3 kere yaptı, 3'ünde de geçti zaten rakip. Ama her alıp döndüğünde doğal olarak hocasının taktik anlayışını uygulamak zorunda olduğu için bu oyuncu her alıp dönmek istediğinde mecbur frenliyor. Emirhan'a dönüyor. İşte yanında Onur geliyorsa ona dönüyor. Matavz varsa Matavz'a veriyor. Boş koşu atmaya çalışıyor. Ya bu yüzden diyorum oyuncu grubumuzun oynayabileceği oyun değil. Ya Elton ve Ofosu her hızlandığında oyunun tempo, Bruno aynı şekilde oyuna girdikten sonra. Batuhan bir kere zaten driplingde çizgiye indi, kesti, gol oldu zaten. Evet. Biz her oyunu hızlandırdığımızda, her kanat oyuncularımızın yeteneğini kullanmak istediğimizde tehlike yarattık, pozisyon yarattık bir şekilde. O yüzden diyorum yani biz bu takıma uygun oyun oynamamız gerekiyor. Şu an onu yapamıyoruz sadece. Kubilay özelinde konuşayım biraz da. Kubilay, zaten burada yayınlarda Hüseyin Çimşir dedim yani direkt. Kini Hüseyin Çimşir yani. Kubilay stoperlerin arasına girer ya da bir tık önlerinde durur. Onlardan ilk topu alır, yanına verir, önündeki bir tık önündeki arkadaşına verir. O sıkışırsa alır bir daha yanına verir. Kubilay size gidip Matavza 30 metre ara pas atmaz. Terse, her maç terse çapraz top atmaz. Kubilay bu değil yani. Kubilay'dan bunu beklersek Kubilay'a her maç söveriz. Kubilay dün maçta ben saydım 5 ya da 6 kez yaptı bunu zaten. Rahat yaptı. Hücumdayız. Hücumdayken orta saha çizgisinin önüne kadar çıkar. Kaptırdık topu, bir pas hatası yaptık, çalım denedik, kaptırdık, olabilecek şeyler kulun içinde. Rakip kontraya çıktı. Kontraya çıktığında ilk atılacak pası o keser. İlk koşu yapan oyuncuya o müdahale eder. Yani görev adamı. Senin artık nasıl savaşçın, görev adamın, muhafızın, nasıl diyorsan de yani. Kesici orta saha oyuncusudur ki dün maçta biz ikinci yarı beraberliği yakalamak için ön alanda çok fazla oyuncuyla durduğumuz dönemde Altın Ordu'nun defans arkasına atmak istediği en az 3-4 tane topu ya kayarak kesti, ya göğsüyle kesti, kafayla kesti. Görevini çok iyi yerine getirdi. Kubilay bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu. Bazı maçlar 11 çıkar, bazılarında yedek oturur. Ama Kubilay Bursaspor'un kadrosunda bulunması gereken ve çoğu zaman süre alacak da bir oyuncu. Ben o yüzden Kubilay'ın önemli olduğunu düşünüyorum. Elton tarafına gelince de Elton bence kalitesini %10'uyla yani kendini böyle tuta tuta da oynasa gösterdi kendini. Ben de beğendim. Elton yani hatta ben Elton'la ilgili şunu bile hayal ettim bazı zamanlarda. Matavz'ın arkasında ya da Matavz'ın yerine forvette sırtı dönük ya da yüzü dönük koşu yapacak, alacak, gidecek. Çünkü sırt dönük oyun da var. Alıyor topu, sıyrılıyor, dönüyor, veriyor, alıyor. Forvette bile verimi yüksek bir oyuncu olabilir Elton. Ben çok beğendim Elton'u. Çağlar biraz yorumları okuyalım o zaman tabii istersen. Abi. Hasan Çetin Aslan iyi yayınlar. Dün tatsız bir gün yaşadık beraber İzmir'de diyor. Maalesef diyelim. Volkan Potasler. Evet, bugün kendisi selamlar, bana kolay gelsin. Twitter'dan mesaj attı. Tişört kazananlardan biriydi kendisi. Biraz ters bir yerde oturuyormuş zannediyorum. Buraya bir türlü gelemedim dedi. Ben dedim ne zaman istiyorsanız hani gelip alabiliriz. Bir zamanı yok yani. Son kullanım tarihi yok tişörtün. Ya kargo da gönderebilirdi yani aslında. Bak, kargo da gönderebiliyormuş. Siz o zaman ulaşırsanız kargo yaparız. Aynen. Çünkü geçen hafta tişört kazananları şey yaptırdık. Bursa Store'a yönlendirdik. Oradan aldılar. Aynen, alanlar fotoğraf şey atanlar da vardı aslında. Aynen. Onları da paylaşabilirdik ama Twitter'dan paylaştılar. Bir de Gandalf Green. Selamlar abi, iyi yayınlar. Ne yazık ki üzgünlük yüzünüze vurmuş. İnşallah bir an önce umutsuzluğumuz yerini sevince bırakır. İnşallah. Diyor. Furkan Kaya abi, acı gerçekler fakat Samsun bizi yener demiş iyi tabirle. Ahmet, hocanın kendi sistemini oturtmaya çalışması gereksiz. Bizim artık sistemi deneme çalışma şansımız yok. Elimizdeki kadro iyi ama seçim yanlış demiş. Pablo 16, beğenmedikleri taktik bilmiyor diye yolladıkları Mustafa Er tek puanımızı aldı. Fatih Tekke büyük yanlış bence demiş. Ya ben şuna da çok karşıyım açıkçası. Evet, Mustafa Er hocamız ilk tek puanı aldı. Belki devam etseydi biz 4 maçta 3 galibiyet alacaktık. Bilemem bunu yani. Bu biraz niyet okumak aslına bakarsanız bilemeyiz ama ben şunu yanlış buluyorum. Bu hem Mustafa Er hocaya zarar verir hem güncel teknik direktör Fatih Tekke'ye zarar verir. Yarın öbür gün başka teknik direktör gelirse ona da zarar verir. Kıyas yapmayalım abi. Evet. Mustafa Er başka bir teknik direktör. Fatih Tekke başka bir teknik direktör. Yarın öbür gün başka bir teknik direktör gelirse o farklı bir teknik direktör. Hepsini kendi içinde değerlendirelim. Bu bence doğru bir yaklaşım değil kıyas.
Selçuk Salih Başan, ya dün akşam seni konuştuk Krala, Selçuk. Selam söyleyelim. Gelirken. Aynı. Yolda. Yani piyasada yok, nerelerde falan diye aynı. Konuştuk. Kulağını çınlattık. Uzun zamandır Bursa'da olmadığını biliyoruz ona da. Yeni geldi galiba. Evet, Okay Yokuşlu, Adnan abicim iyi yayınlar demiş. Kolay gelsin. Fatih Hoca'nın 74. dakikaya kadar değişiklik yapmamasını neye bağlıyorsunuz demiş. Senin sorularından biriydi abi, de evet. Başlayayım istiyorsan. Değineyim buna. Şimdi Selçuk abiye de cevap vermiş olayım bir yandan. Ya şimdi 74. dakikaya kadar değişiklik yapılmaması, ya bu maç içindeki planlamayla alakalıdır ama şurada bir yanlış var. Şimdi maç içindeki planlamada, ya şimdi oturursunuz abi maçtan önce. Maç 0-0 giderken ben ne oynayacağım? Zaten öyle çıkarsınız maçı. Yani. 1-0 geriye düştüm, ne yapabilirim? 2-0 geriye düştüm, ne yapabilirim? 2-0 öndeyim, ne yapabilirim? Böyle planlama yaparsın yani. Belirli varyasyonlar olur. Tabii ya, 4-5 tane varyasyonum vardır maçın akışına göre. 10 kişi kalırsam neye döneyim hemen? Böyle düşünürsün yani bunların. Maç planıdır bu. 1-0 birinci dakikada geriye düştükten sonra 90 dakikayı aynı oynamak bana çok mantıklı gelmiyor. Bir şeyi değiştirmem lazım sahada. Gerideyim, öne geçeceğim çünkü. Yani benim rakibin attığının 2 katı gol atmam lazım şu anda. Yani. Evet. Ama işte bunu 75 dakika sabit devam ettirmek çok mantıklı değildi açıkçası. Hem maç... Ya, hem o hem bir de şunu sorayım Çağlar sana. Yani bir oyuncu sonradan oyuna giren bir oyuncu ne kadar zamanda oyuna ısınır, ne kadar zamanda verimli olabilir? Abi şimdi bunun... 20 yıl önce konuşuyor olsaydık farklı bir cevap verilirdi de günümüzde böyle cevap veremeyeceğim. 20 yıl önce konuşuyor olsaydık derdim ki abi oyuncunun bir 15 dakika falan vermek lazım oyuncu. Ama şimdi artık günümüzde öyle bir duruma geldi ki bu oyuncular sahaya gitmeden zaten haftalık antrenman performansları bilimsel olarak grafiklerle her şeyle belli. Yani bir oyuncunun yüzde kaç verimle kaç dakikayı oynayabileceğine kadar artık elinizde tablolar oluyor. Yani biliyorsunuz tamam. Az çok. Ortalama da olsa bir rakam var elinizde. Artık bir de sağ kenarında oyuncuları ısıtan antrenörler ayrı, her şey ayrı ki bizde Bursaspor'umuzda da var zaten var, şu an evet. Teknik ekipte bunu yapan biri. O oyuncu sahaya girdikten sonra maksimum maç temposuna alışma süreci yaşar. Çünkü maçın bir akışı var o anda. Hadi 5 dakika diyeyim ona da. Hemen bir etki vermesi lazım oyuncu. 5 dakika içinde. Bu noktada da... Yani 74'te Bruno girdi, 80'de... 80'e kadar ki şu da var. Yani oyuncunun oyuna girdikten sonraki görevi de bu noktada çok önemli aslında. Evet. Şundan dolayı önemli. Yani şimdi ben 74. dakikada bir stoper oyuncusu alıyorsam onun alışma süreci bir tık daha sürebilir. Çünkü yani Bursaspor Altınordu maçı için konuşuyorum bunu. Zaten ben 1-0 gerideyim, gol atmaya çalışıyorum ya. Stoper oyuncusu oyuna alırsam zaten ona çok fazla top gitmeyeceği için maçın akışına girme süresi artabilir oyuncunun. Ama ben şimdi ön alanda oynayacak. Zaten topun da ön alanda oynandığını varsayarsam oyuncu oyuna giriyor zaten. Tamam. O yüzden yani bu onlarla da alakalı biraz bir durum. 74. dakikaya kadar oyuncu değiştirilmemesi ilginç. Ben devre arasında bile hemen bir hamle bekliyordum. Yani Matavz'ın yanına ikiler hep miyiz? Bekledik evet ama hani orta sahadan, altın orada iki tane oyuncu değiştirdi. Orta sahadan hani Emirhan ve Altıparmak, Kubilay üçünden birini alır, Namık'ı mı atar? Ben hep bunu düşünüyordum. Hiçbir şeyle başlamadık açıkçası. Ama burada şunu da hesaba katmak lazım. Oyuncu değişikliği biraz da mental bir karar. Neden mental bir karar? Çünkü sahaya sizin sürdüğünüz 11 oyuncuya duyduğunuz bir güven var. Diyorsunuz ki benim bu 11 oyuncum bu maçı kazanacak. O mentaliteyle sahaya atıyorsunuz bu oyuncuları. Şimdi erken bir değişiklik ya da 50'de, 45-50'de hemen yapılan bir değişiklik sahadaki oyuncuya duyulan güvenle alakalı da ya bu başaramadı da ben bunu aldım mesajını da verebiliyor. Bu tarz şeyler de var. Şimdi oyuncularla da iletişimi kurabilmek için Fatih Hoca'nın da bir süre ihtiyacı var. Tanıyacaklar birbirlerini, huylarını bilecekler, edecekler. Belki bu noktada da biraz beklenmiş olabilir. Yani teknik ekip tarafından bakmaya çalışıyorum. Ama 1-0 geride gidilen bir maçta oyuncu değişikliği için biraz daha hızlı hareket edilmesi daha sağlıklı olurdu muhtemelen. Çünkü oyuncu değişikliklerinin hepsinden sonra bir verim aldık bir tık. İsmail Yüksek girdi, kaleci çataldan aldı bir tane şutunu. Bruno girdi, 2-3 tane pozisyon yarattı. Batuhan girdi, asist yaptı. Demek ki değişiklik ihtiyaçmış yani. Gerekiyordu. Berke, abi geçen hafta demiştim hoca Taha'yı oynatmak istemiyor diye. Bence bu dün anlaşıldı demiş. Furkan Kaya Çağlar abi, Samsun maçı Tekke'nin son maçı olacağını sen de biliyorsun. Hayırlısı olsun. Behlül Demirören. İnşallah hepimiz yanılalım yani. Behlül Demirören, 5 yabancı kuralı varken saçma bir kadro planlaması oldu sanki diyor. Metin Öğretmen soruyor. Yine aynı yerden. Selam. Selamlar. Yine Göl'den. İyi yayınlar demiş. Samsun Spor maçı için Fatih Hoca oyuncu ve taktik değişikliği yapar mı? Yoksa herkesin ezberlediği öğrendiğimiz taktikle çıkar mı diyor.
Yani bir inadı olur mu? Yani olmaması lazım mantıken. Yani ilk 11 birebir aynı 11 çıkmayacaktır bence. Dokunuşlar, ben Bruno'nun kesin 11 çıkacağına inanıyorum. Çıkması gerektiğine inanıyorum ya da öyle söyleyeyim. Birkaç ufak dokunuş olacaktır. Ya bir kim çıkarsa çıksın ya, hiç önemli değil ya kimin çıktığı gerçekten. Oyun sistemiyle alakalı mı diyorsun? Evet, şu anda bizim derdimiz daha çok oyun sistemiyle alakalı. Çünkü elimizdeki kadrodan ya toplama bir 11'de çıkarsak bir kalitemiz var elimizde zaten. Yeter ki oynayacak ya, Ofosu ile Elton Fatih Hoca'nın sisteminde oynayamıyorsa oynamasın abi, yedek otursun ya. Batuhan oynasın, Vefa oynasın, kim uyuyorsa yani, onu demeye çalışıyorum. Çağlar, şöyle bakınca Eyüp maçına bakıyorum. Defanstan pasla çıkmaya çalıştık. Bu maçta öyle bir şey yapmadık. Gerçi adamlar da çok baskı da yapmadılar zaten. Yani ama rahat. O yüzden mi yoksa tabii. Tekke burada sistem, yani sistem değişikliğine mi gidiyor ya da böyle bir ya oyun değişikliğine mi gidiyor? Adamların baskı yapmaması ile alakalı. Tabii. Altın Ordu birinci dakika golü atmasaydı belki uygulardı baskı. Adam skoru alınca çekti kendini. Samsun maçında yine böyle mi çıkar? Ben ya, eğer bu oyun sistemini oturtmak üzerine bir yapılanma da devam edecekse öyle çıkar abi. Ve ben buna saygı duyarım. Ama Bursa Spor bu maçı kaybederse muhtemelen devam edemez hoca yani. Pablo 16, ta Zalazar tandemi varken Cüneyt nedir demiş. Mercimek Benz, Elton, Ofosu, Namık, Bruno, Kubilay, Taha, Onur ve Erhan beraber oynayabileceğimiz bir plan oluşturmamız gerekiyor bu oyuncularla alakalı. Erhan'ın performansını nasıl buldun? Ben genelde ilk golden dolayı bir tepki var ama. Ya ilk golde yani bir tık hızlı hareket etse çıkarabilirdi. Yakın köşeden yedi çünkü golü. Ama oyuncu da yüksek gelen top daha yere inmeden gelişine müthiş vurdu çok yani. Çok sert vurdu. Hemen oturdu arkada yani adamın yani, ayağına. Evet. O yüzden ben çok bariz bir hatası var mıydı Erhan'ın? Zaten çok da iş düşmedi açıkçası bu maçta üstüne. Çok bir eleştiri açıkçası yapamam. Zaten hani bir çizgi kalecisi Erhan. O yüzden çok Erhan üzerine yoğun bir şey yapamam yani. Berke, abi maçın ilk yarısını izledim. Dikkatimi ilk çeken şey Cüneyt'in sağ ve sol kanatlara uzun top atmaya çalışmasıydı. Bunu daha iyi yapıyor. Hoca dalga geçer gibi tercih yapmış diyor. Hatalı tercih yapmış diyor. Oğuzhan Aşık, geçen sene burada 2-0 yenmiştik. Bu sene 2-1 kaybettik. İlk 4 maç ligin en tatsız maçlarını oynadık. Artık transfer değil, ruh yakalamamız lazım diyor. Geçen sene burada değil, orada yendik onları, evet, 2-0. Evet. Salih Aydın, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin demiş. Selam. Hakan Öztürk, takımın formu yükselir düşer ama değişmeyen tek şey sizlerin yükselen grafiği. İyi yayınlar, selamlar. Teşekkür ederiz. Hakan. Metin Yavaş, Burak Altıparmak ve Emirhan'daki bu formsuzluk sizce nedir? Özellikle Emirhan'ın bir sonraki maçta yedek olması düşüncesindeyim. Ya onu ben sana sordum. Ben Burak'la alakalı biraz düşüş var diye sana sormuştum dünkü yayında. Hı-hı. Maçtan sonra. Emirhan'ı ben açıkçası iyi buldum. Yani Emirhan'da çok eleştirecek bir şey bulmadım ama geçen seneye bakılırsa herhalde öyle. Tabii, ya insanlar var. En iyi dönemiyle kıyaslar. Evet, iyi dönemiyle kıyaslıyorlar bence. Şunu bakmak lazım. Ben burada Onur Atasayar ve işte Mert'te yapılan yanlış bakış açısı olarak görüyorum bunu. Çünkü Emirhan ve Burak Altıparmak'tan biz geçen sene nasıl verim alıyorduk abi? Emirhan bu seneki Kubilay'dı. Hı hı. Defans arkasında yeni topu alıp ya Burak'a aktarmaya çalışıyordu ya uzun atıyordu. Ekstraları vardı. Ekstra yani sorumluluk bu oyuncuların üzerindeydi. Burak Altıparmak'ta da aynı şekilde ama şimdi biz bu iki oyuncuyu daha çok ön alanda hani topla buluşsunlar, iş bitirsinler noktasına getirdik. Yani işte medium giyen birine ya da X-large giyen birine small giydirmeye çalışıyoruz yani. O yüzden problem yaşıyoruz. Oyuncuların oyun tarzıyla oynatmak istediğimiz oyun uyumsuzluğu. Bence Emirhan ve Burak'ın da verimsiz gözükmesinin sebeplerinden biri bu kesinlikle yani. Emirhan'ın şu an oynatmaya çalıştığımız rolü bence doğru rolü aslında. Ama oyuncu da o role bir tempo yakalaması lazım, alışması lazım. Çünkü bir senedir farklı bir şeye oynuyor oyuncu. Evet. Yani oyun refleksi bile değişmiştir. O yüzden Emirhan doğru noktada doğru şekilde oynatılıyor. Ama geri kalan oyun yapısı zaten uyumsuz olduğu için hiçbir oyuncu iyi gözükemez abi. Yani şu an biri de ya yazsın bana ki şu oyuncu çok iyiydi yani. Geçen sene Emirhan topu aldığında sağ kanat, sol kanat bindiriyordu, atıyordu. Yani bu kadar. Boşa kaçıyordu. Koşan bir takım vardı zaten. Oldukça koşan. Şimdi hep kısa. Tam kısa pas da bir oyun tarzıdır ama o zaman ona uygun oyuncular çok var. Çok ağır oynayan bir takım var. Zaten yani, alıp baktığında. Ya Emirhan geçen sene topa her aldığında Burak Kapacak'la Batuhan
Daha Emrah topu almadan başlıyordu koşuya zaten. Yani. Evet. Selçuk Güler, Selçuk abi yazmış, kolay gelsin yayınlar. Teşekkürler. Fatih Güven, kadroyu gördüğüm anda istemsizce ağzımdan kötü laflar çıktı. Hanım da yanımdaydı. Ne oluyor, delirdin mi dedi. Ne delireceğim, maç gitti dedim. 4 defans, 3 de ön libero, nasıl kazanacaksın demiş. Fatih Güven söyleyeyim. Devamında 10 numara transferi istiyorsun, Bruno'yu oynatmıyorsun demiş. O da bir ilginç ama yani 4 defans, 3 ön libero nasıl kazanacaksın sisteminde de şunu söyleyeyim. Geçen sene Süper Ligi kazanan Beşiktaş'ta 3 ön libero ile oynuyordu bu arada. Yani burada mesele o oyuncularla nasıl oyun oynayacağınla alakalı. Batu Emeksiz, Fatih Tekke Samsun maçından sonra gider demiş. Genelde öyle bir görüş var gördüğüm kadarıyla. Hakan Turan, bu yenilginin bir iyi tarafı varsa o da çarşamba günü yine maç günü olmasıdır. Hatalarını telafi edebilirler. İnşallah. Almanya'da bir şeyler diyorlarmış. Angriff pressing diye. Ha, onu mu diyorlar? Angriff pressing. Üçüncü bölgede pres yapmak, evet. Bizim takım bunu yapabilir. Arkada hızlı stoperler gerekir diyor. Yok yani şöyle söyleyeyim, bunun genel futbolda bilinen adını Gegenpress. Hmm. Klopp'un oynatmaya çalıştığı, ondan bahsediyor. Herhalde Almanya'da böyle söyleniyor herhalde ona. Mehmet Toklu, FM20'de şu an elimdeki takımı küme düşüreceğim gibi. Ancak dün Fatih Hoca'nın yönetimi kadar kötü yönetim ve tercihleri ben bile yapmazdım. Şaşkınlıktan silinemedim bile diyor. Hakan Turan videoyu beğenelim demiş. Evet. Şeyi yayını mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Her hafta öyle bir şeyler geliyor ama. Botu emeksiz Çağlar abi, teknik direktör sen olsan şampiyonuz demiş. O benim haddim değil. Oğuzhan Balkan, orta üçlü yaratıcılık konusunda sınıfta kaldı. Pozisyona giremedikten sonra topa sahip olsan ne fayda? O bölgeye birebir de adam eksiltebilecek, topu ileri hızlı taşıyacak oyuncu lazım. İşte Bruno lazım işte. Bruno, bu bahsettiğiniz Bruno işte. Oğuzhan Aşk devamında mı? Oğuzhan Balkan'da o. Oğuzhan Aşık demiş ki Emirhan, Burak, Namık üçlü orta sağ kanatlarda Ofosu ve Elton ile başlamak daha mantıklı değil mi hocam diyor. Yani Emirhan, Burak, Namık yapabilirsiniz. Emirhan, Burak, Namık, Ofosu yerine Bruno yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi aslında elimizde şu an o kadar fazla güzel seçenek var ki doğru yapılanmayı kurmak çok zor değil aslında bizim takımımızda. İnşallah Samsun maçını kurmuş oluruz yani. Mehmet Toklu, ta varken Cüneyt'e de defans arkasına uzun top atmaya çalışmak hem Cüneyt'e hem bize eziyet demiş. Oğuzhan Balkan, uyum süresi takıma alışma olayı bir yere kadar tamam ama bir oyuncu kaliteli ise kumaşından kendini belli eder. Mert Yılmaz, Cüneyt'ten sonra Bayern altyapısında ikinci hüsranı olmuş bize diyor. Bize diyor. Çok erken yorum bunlar Mert için. Volkan Otaşlar, bu takımın oynayacağı en iyi diziliş 4-2-3-1. O da defansın halinde. O da defans halinde 4-5-1 gibi bir düzen olacak haline. 2-3-2-3 Ergin Anladım. Hocam bize ne der bilemedim diyor. Ya şöyle olabilir, oynanabilir bir sistem, risksiz bir sistem yani denenebilir. Ama ben bizim takımın elindeki oyuncu kadrosuyla oynayabileceğimiz en iyi sistemin 3-4-3 olduğunu düşünüyorum. Eren Kutlu, Namık milli arada oynamadı. İse Altın Ordu Enis Destan Ümit milli takımdan geldi. Adam 54 dakika oyunda kaldı diyor. Emrah Tarım, Fatih Hoca'nın takıma göre değil kafasındaki sistemi oyunculara uydurmaya çalışıyor demiş. Ha. Mehmet Toklu, inşallah Kasım Aralık gibi askere gideceğim. Bursaspor'dan bir sürü uzak kalmak ruhsal anlamında çok iyi gelecek diyor. Ya işte öyle olmuyor, askere gidip daha çok hasret duyuyorsun. 6 ay gittim, valla nasıl maç skoru öğreneceğim diye kendimi yırtıyordum. Sana bir asker hatıramı anlatayım. Acemi'nin İskenderun'a gittik. Oradan amfibi komando olarak Çanakkale Geyik diye geldik. Aralık ayı. Kadar çok soğuk falan. Neyse işte yemek yenecek. Amfinin önündeyiz. Öğle yemeği zamanı. Yerde bir tane gazete valla. Fotomaç mı? Fanatik mi? O zamanın gazetesi. Ya yıl 99'un aralığı. Şöyle gazeteye şöyle bir baktım. Üzerinde Levent Kızıl'ın bir tane röportajı var. Tamam mı? Levent Kızıl Bursaspor'la alakalı. Gazeteyi aldım böyle. Şey zaman da yok yani. Hı-hı. Toplanacağız bir şey olacak falan. Gazeteyi aldım. Şöyle içeri koydum. Cebime mi koydum? Yere koydum. Yani on başlar ya çavuşlardan bir gel. Dedi o, dedi ne dedi o, hayırdır dedi. Ya dedim böyle, inanmadı, aç dedi bakayım dedi. Açtım gazeteyi gösterdim, hakikaten Levent Kızıl'ın böyle bir sayfa ya da yarım sayfa röportajı var. Ya dedi, siz dedi Bursalılar mısınız? Deli misiniz? Ya acayip insanlarsınız dedi, ya bu dedi alınır mı dedi. Ama işte alıp onu müsait bir zamanda okuyacağım çünkü askerde o zamanlar tabii. Böyle şeyler yok, ne telefon var ne bir şey var. Onu da unutamadığım anılardan biri. Sen de unutamayacaksın. Yani oraya gidince daha çok insan şey yapıyor. Öyle oluyor. Yani. Kesinlikle öyle oluyor.
Enes Aruan, Çağlar Bey'e cevaplar sevinirim. Bu kadro nasıl bir sistemle oynar diyor. Ya benim düşünceme göre, futbol görüşüme göre en yatkın oynayabileceğimiz sistem 3-4-3 sistemi. İlla 4-2-3-1 oynayacaksak onu da oynarız. Problem yok ama 3-4-3, yani onda da kadroyu bile söyleyebilirim kafamdaki yani. Çapan, Taha Zalazar üçlü stoper attı. Onur Mert bekler. Merkez orta sahadaki ikili Emirhan Kubilay ya da Emirhan Burak, Burak Kubilay, o üçlüden ikisi. Orta saha ikilisi. Bruno, Elton, Matas üçlüsü. Bruno Solic orada oyun kurucu pozisyonda, hem 10 numaraya kayan hem sol kanada kayan, Onur'un da önünü rahatlatacak şekilde. Matas zaten forvet oyuncumuz. Elton Matas'ı ikileyecek. Aynı zamanda Bruno'nun sola kaydığı zamanlarda merkezi dolduracak ikinci forvet rolünde. 3-4-3 bence bizim takımın iyi verim verebileceği bir oyun sistemi olabilir. Yarın senin yazında bu konuyla alakalı bir yayınlayacağız herhalde. Onu da söyleyeyim. Yani Bursaspor'un elindeki oyuncu kadrosuyla birkaç farklı sistemi, iç sahada nasıl oynar, deplasmanda nasıl oynar, 3-4-3, 3-5-2, bu tarz sistemlerde nasıl oyun oynayabiliriz, oyunculara nasıl görevler verebiliriz gibisinden bir yazı yazıyorum. Yarın sevgili Adnan Batır sizlerle buluşturur. İnşallah diyelim. Görkem Emre Atik, Fatih Tekke'nin sistemi defansta yavaş pas mı yoksa oyuncular mı hocanın istediğini yapamıyor demiş. Yavaş pas mı noktasında, ya kimse yavaş istemez herhalde ama hoca biraz sabırlı oyun istiyor diyelim. Yani kademe kademe rakip yarı sahaya yerleşip paslaşarak rakip ceza alanına kadar girip half space'ten koşu atan oyuncuyla ceza sahasına top çevirip içeride bitirmeye yönelik. Furkan Kaya abi, bence Samsun Spor maçından sonra hoca zaten gidecek. Başkanın hemen bu oyunculara uygun hoca arayışına girmeli demiş. Ya belli olmaz, belki çıkacağız çarşamba Samsun'u. Devamında Şenol Hoca ile görüşse 10 numara olur demiş. Ya yani mümkün değil abi, nasıl getirir Şenol Hoca? Enes Aruan, bu oyuncu grubunu Şenol Güneş hariç kim oynatır abi demiş. Ya ben bu isimleri Fatih Hoca gelmeden önce vermiştim. Kenan Koçak, Hannover 96'dan ayrılan teknik direktör. Türk bir teknik direktör. O 4-2-3-1 sistemine yatkın bir oyun oynatıyor genelde bizim takımın da oynayabileceği. Bir de Özcan Bizati Hoca var ama Özcan Bizati Hoca galiba tekrar Gençler Birliği süreci başlayacak galiba onun. Hmm. Onların ikisi yani. Osman Acar abi, şundan korkuyorum, ya biz düzelemezsek diyor. İnşallah düzeliriz diyeyim yani, bu ihtimali düşünmek istemedim şu an. Işık Yalçın, Ta ve Namık ile hocanın düşünceleri doğru mu, iyi yayınlar demiş. Hocanın düşünceleriyle alakalı. Yani duyulan herhalde çok sıcak bakmadığı düşünüyor. Biz de duyuyor. Ben bugün köşede de yazdım. Evet. Değişti bilemiyoruz. İnşallah öyle bir şey yoktur diyelim. Behlül Demirören'in Hasan Ayaroğlu hakkında bir bilgi var mı? Sanırım onları ayrı çalışıyorlar. Yani kadroda da yok zaten. Hoca düşünmüyor onları da. Recep Bursa. Hüseyin Erol da geçen hafta Zafer Turan'ın yaptığını Fatih Tekke'ye ezberlediğiniz açıklama yapmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok mu öngörülü bir takımız diyor. Yani öngörülü takımdan öngörülü ziyade evet, herhalde hocanın sistemiyle alakalı. Evet yani. Salih Aydın, Çapan çok kolay çalınmıyor. Stoper dediğin yırtıcı olması lazım. Top kapma yeteneği önemli. Zalazar ve Tahi bekliyoruz demiş. Çapan çok kolay çalınmıyor noktasında, Çapan'ın birebir savunmaya kaldığı alanı o kadar geniş bırakıyoruz ki yani bütün defans oyuncuları yer orada o çalımları. Yani o yüzden burada çapanlık değil çok problem. Serkan Karacakaya, Fatih Hoca maç sonucu yaptığı keşke kötü oynasaydık da kazansaydık açıklamasıyla niye amaçlıyoruz sizce demiş. Valla ondan önce ne demişti? Oynadığımız oyundan memnunuz. Oynadığımız oyundan memnunuz gibi bir şeyler söylemişti yani. Ben çok ümitliyim diyor. Evet. Bu takımın kalitesi ilk ikiye girecek kalitede, iyi başlangıca ihtiyacımız var şeklinde. Yani inşallah Samsun maçı, ya abi ben şu değilim yani, Fatih Tekke devam etsin, aynı oyun sisteminde oynatsın, biz Süper Lig'e çıkalım abi. Yani o zaman sorun yok zaten. Problem değil abi. Yani ben her maç canım sıkılarak 32 maç izlerim. Ama 32 maçın 23'ünü falan kazanmamız ya lazım. Ya biz kazanmaya yani başlayıp Fatih Tekke takımda kaldıktan sonra yani ya benim Fatih Tekke'nin niye, ne derdim var yani ya. Hiçbir keşke kazansın yok, kalsın yani. Başımızın üstünde yeri olur. Hiç problem yok. Evet. Enes Soruan nasıl bir sistem olması lazım demiş. Söyledik zaten. Bayağı ayrıntılı söyledim. Evet. Mustafa Alper, Altınordu'nun hocası Fatih Tekke'li. Bunu okumuş muydun? Benzer bir yorum. Evet, bunu okumuştum evet. Seste bir sıkıntı oluyor diyor ama. Benim mikrofonda mı acaba? Çağlar yani? Sende herhalde. Ben bu mikrofonla barışamadım olan bir şeyler. Barışamadım. Mustafa yani. Alper, aciler gönderilmeli demiş. Tekke
büyük bir tepki oldu belli camiadan. Anılcan Yılmaz, Kubilay'ın defansın arasına girip yan pas, geri pas yapması, beklerimizin hücum ederken orta sahaya geçmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Demiş. Söyledim zaten. Evet. Yani sanki sorulmuş gibi cevaplarını hatırlıyorum. Konuşmaya başlayınca her şeyi cevaplıyorum görmeden zaten. Abdullah Yılmaz, bu kadroya en uygun sistem hangisi? Onu da konuştuk. Söyledik. Endahtar'ın takımda isyan eden oyuncu yoktu demiş. Bir tek, yani bir tek demeyeyim de bu maç özelinde diyeyim. Mataz bayağı bir İsyankardı yani. Hakeme de bayağı yani sevdi. Orada Murat'la falan, Murat'la da konuştuk. Yani hakikaten ne dediğini ben de çok merak ediyorum. Çapan aslında da aynı şey. Çapan yani televizyondan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama saha içinde müthiş agresif, evet, bir adam. Yani herkese kızıyor. Yani ben bir ara maç içinde Mert'e mi kızdı, Ofosu'ya mı, birine böyle bayağı bir sinirlendi yani. Niye koşmuyorsun diye bir sert bir tepkisi vardı maç içinde. Recep Bursa. Ön libero ile defansı genişletip beklerin ikisini birden bu şekilde kullanmak ne kadar doğru? Orta sahayı ya da bekleri çok boş bırakıyoruz. Bu kadar kademesiz defans cezasız kalmaz. Bu temel hatalar yapılmamalı demiş. Maalesef görünen köy kılavuz gibi bir şey yani. Emre Karabulut, Mert Yılmaz zamanla hücumda etkisini gösterebilir ancak defansif yönünün zayıf olduğunu düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir? Hücumcu bir bek zaten, az önce de bunu söyledim. Hızlı bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu, hücumcu bir bek. Yani Onur Atasayar'ın sağ beki gibi düşünelim. Hatta bence daha potansiyelli de bir oyuncu. Ona uygun bir oyun tarzına dönersek eminim buradaki yorumların hepsi de değişecektir zaten yani. Hakan Turan, Allah'tan transfer tahtası yapılırsa zaten transfer yapılırdı. Allah bilemiyor. Transfer tahtası kapalı. Dönemi bitti. Dönemi kapalı. Furkan Kaya abi, vallahi geçen sene çoluk çocukla bu kadroyla daha iyi oynuyorduk demiş. Sinan Kaya. Ya Çağlar, burada herhalde bana bir gıcık gelecek ama evet, ben tekke dönemi ne kadar gider diye soralım. Evet, ben de onunla abi tekke dönemiyle alakalı ya diyorum ya abi, inşallah sezon sonuna kadar devam eder ve Bursa Spor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör olur Fatih Tekke. İnşallah yani. Hepimiz bunu isteriz. Fakat şu var. Ya ben görüşüm bu sadece. Eğer aynı oyun sistemini oynayacaksak biz Samsun Spor maçında maalesef çok sağlıklı bir sonuç alamayız gibi duruyor. Çok sağlıklı bir sonuç alamazsak da şimdi Fatih Hoca'nın 3. maçı olacak sağ kenarında çıktığı. 3 maç 3 mağlubiyet. Bir problem yaratır yani. O yüzden Fatih Tekke saha içine kadar sonuç alırsa o kadar Bursa Spor'da uzun ömrü olur. Öyle söyleyeyim kısaca. Ay, kısa bir geri dönüş. Evet. Ya sevgili ya Adnan Batır, kusura bakmasın hala daha toparlayamadık. Korona döneminden çıktığı sonra için öksürük gıcık muhabbetleri. Dün yolda da bayağı zorlandı. Sinan Kaya sormuş. Ben okuyayım abi yorumları siz. Altın Ordu oyuncuları çok çirkef. Enis de Esnam Kubilay'a çok ağır küfürler etti. Bunlar mı Türk futbolunun geleceği diyor. Abi yani şöyle bir şey var. Maalesef saha içinde yani sadece Altın Ordu oyuncuları ile alakalı değil. Evet, Enis Destan dün biraz gereksiz bir agresifliği vardı açıkçası Enis Destan'ın. Ben de ona anlam veremedim. Fakat tribünlerde de yani Altın Ordu seyircisi, Altın Ordu tribünü gereksiz bir agresifti yani. Bir tane canlı yayın yaparken takım otobüsünü arkadan geçerken gördüm Altın Ordu'nun. İyi birey, iyi futbolcu, İşte iyi kulüp falan, aynen, filan ıvır zıvır bir şeyler yazıyor. Oraya aynen da iyi taraftar diye eklemeleri lazım. Yani bizim hemen altımızda çok fazla oldu ya. Özellikle yaş grubu oldukça yüksek. Tabii. 50 üstü yani. Vardı. Yani 50. İnanılmaz derecede Bursa'ya, Bursa Spor'a, tribünde bulunan bizim taraftarlara, davetlilere, taraftar grubuna inanılmaz derecede küfür ettiler. İşte dün konuştuk seninle, 80-85'ten sonra da bizim taraftarlardan biri tepki gösterdi onlara. Dayanamayıp. Sonra, evet. Sonra polis içeri girmeye çalıştı. Orada bir hengame, işte Emin Adanur'a yönelik. Onun üstünde de yeşil beyaz şey vardı. Evet. Yani muhtemelen Emin Adanur'un sivit gibi bir şey vardı. Başkan olduğundan haberleri yok. Olarak muhtemelen herhalde gördüler. Sonra araya giren konuklar vardı. İşte hani Bursa Spor Kulübü Başkanı ne yapıyorsunuz falan, evet, diye. Bayağı karıştı. Orada da bir hengame vardı. Bize biraz uzak bölümdeydi. Benim hemen 10 metre arkamdaydı. Sen daha yakındaydın. Tam ne oldu Çağlar? Orayı da bir anlatsana. Ya bize. Senin dediğin gibi yani Bursa Spor tarafından da artık o kadar söze cümleye tepkiye diyeyim hadi kibarca bir karşılık geldi bir noktadan sonra. Hani saha içindeki
Ya biraz açıkçası orada tansiyonu yükselten hakemin performansı da var. Evet. Yani çok talihsiz kararlar diyeceğim. Tansiyon çok çok yükselmişti. O noktada bir tepki de oradan gelince Altınordu tribünü yine yükseldi. Bu sefer komple davetli, Bursa'dan gelen davetli grubu bir daha bir tepki verince polis bu sefer protokole, yani Sayın Emin Adanur'un ve işte o tepki gösteren de grubun olduğu yere doğru bir yönelim yaptı polis. Ve bayağı sert bir münakaşaya girdi yani iş. Orada oradaki davetliler artık Emin Adanur'un önüne geçti. Korur pozisyon aldı. Polis Emin Adanur'u almaya çalışıyor. Farkında değil çünkü başkan olduğunun muhtemelen. Polise bunu anlatana kadar oradaki Bursalı grup bayağı bir münakaşa, sert bir münakaşa yaşandı. En nihayetinde herhalde anladılar ki bir sakinleme, dağılma durumu oldu. Ama yani abi çok gereksiz, tatsız durumlar ya. Yani oynanan futbolu izlemeye gelen bir grup var. Ki yani Altınordu cephesinden Bursa'ya yönelik bir cümle, bir tepki gelmeden hiç kimseden çıt da çıkmadı orada. Yani ben oradaydım çünkü. Ardından şimdi ben oturuyorum. Önümdeki adam benim tuttuğum takıma, yaşadığım şehre dolaylı yoldan bana sövüyor. Yani nereye kadar durabilirsin ki? Kimse duramaz yani. Bunu yarın öbür gün Bursa'ya davetli olarak şimdi Samsun'dan gelecekler vardır. İlla ki olacaktır. Bursa tribünü 90 dakika dönüp onlara sövsün o adam tepki vermeyecek mi? Verecek. Ve bu sefer o adam Samsunlu adam haklı olur ama yani. Evet. O adam davetli misafir ya. Sen evine gelen misafire söver misin? Olur mu yani bu? O yüzden tatsız. Ya ben bunu dün maç sonu yayında da söyledim. Yani Altınordu'nun saha içinde yürütmek istediği Türk futbolunun geleceğine yönelik hamleler var. Sayın Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın oturtmak istediği bir sistem var. Eleştirilen yanları var, doğru yanları var. Bu doğru sistem, oturtulmak istenen doğru sistemin tribünlere de yansıması lazım. Kesinlikle. Yani bir camia işidir bu. O yüzden inşallah tekrarı olmaz diyeyim yani. İnşallah. Sarp Lutüpek. Bu kadrodan çok güzel bir etli yemek çıkar ama hocanın acilen hücum taktiğiyle çıkması lazım demiş. Abdullah Yılmaz, Namık'ı fizik olarak yetersiz görüp Kerem Şen'in kurtarıcı olarak sahaya sürmesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bunu da konuşmuştuk. Koray Çimen, Fatih Tekke Samsun maçında kovulur. İyi izleyin demiş. Ya kovulmasın arkadaşlar, niye kovulsun ya? Çıkalım biz 3-0 yenelim. Devam etsin hoca. Sonra gidelim Tuzla'yı da yenelim. Dönelim Ankara gücünü de yenelim. Keşke öyle yani. Bir şey olsa ama bizim çok, derdimiz Fatih Tekke değil. Çok gerçekçi gözükmüyor ya, yani evet, insanların tamam, gözünde. Katılıyorum. Biz de daha aynı şekilde. Ama derdimiz Bursa Spor abi. Yani Tekke Fatih Tekke ile başarılı olalım ya. Ne, benim yani ne problemim olacak Fatih Hoca ile yani. Baycar 16, İsmail Emirhan'dan daha verimli olur demiş. Bursa Spor bu alemin kralı. Nick gibi kullanıcımız demiş ki takım 5 maçtır kazanamıyorsa sıkıntı yönetimseldir bence demiş. Onur Gülmez, herkese karşı aynı oyunu oynarsan çözer. Yenerler, basit mantık, iyi topçuydun diye iyi hoca da olacaksın diye bir kanun yok demiş. Sarp Dutipek, sen de görüyorsun değil mi yorumları? Evet tek tek bakıyorum abi. Sarp Dutipek'in yorumundaki yani kullanıcı avatarı biliyor musun? Bursa Spor'un İlk şeyim abi. Ya ilk değil ama bence en güzel armalarından biri. Çünkü Uludağ arması falan da yuvarlak bayağı beş yıldız falan. Hele şu orta sahadaki top kayıplarından gol yersek Tekke hayatında hiç duymadığı küfürleri duyarmış. Abi bak öyle bir senaryo olması lazım ki olumlu taraftan bakıyorum. Böyle Samsun maçına başlayacağız. Nasıl? Tık 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 hani, tık. 2-0, böyle 2-0 olduğu gibi Altınordu maçında hemen nasıl saldırdık pat 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 orta gol. Samsun maçına öyle başlamamız lazım abi bizim. Yani başlayacağız. Hemen önde bir baskı, hırslı takım, basan kıran takım, kazanılan bir top, hemen bir gol. Herkes bir sakinler. Tribünü alırsın arkana hemen yani. Ya ama öyle yapacaksın ama devamı da olacak. Yani tabii, alacaksın. Bırakmayacaksın ondan sonra. Tiki taka gibi falan böyle bir şeyler yapacaksın. Oyunu bir tık rölantiye alabilirsin skoru aldıktan sonra. Ama tribünü arkana alırsın. Bir motivasyon, oyuncu ister. Sen sağ kenarında şevklenirsin. Yani bizim için en iyi senaryo bu şu an. Başlayacağız. Vura kıra ön alanda basacağız. Alacağız, edeceğiz. 10 dakikada skoru alacağız. 10-15 dakikada 1-0 yapacağız. Sonra bir tık rölantiye al. Zaten bu sefer Samsun Spor mecbur sana geleceği için sen bu sefer daha rahat oynayacaksın. Defans arkasında Elton da kaçacak. Ofos'u oynayacaksa Ofos, yani aynı kadrodan konuşuyoruz. Bruno topu aldığı zaman daha çok alan bulacak. Çünkü Samsun öne çıkmak zorunda kalacak. O yüzden bizim en iyi senaryomuz başlayıp vura kıra bir başlangıç yani. Çağlar, peki tam hep Bursa Spor'u konuştuk. Samsun maçında Samsun Bursa Spor'a karşı nasıl oynar sence? Yani Altınordu ve Eyüp nasıl oynadıysa öyle oynar abi. Öyle mi oynar? Yani
Ben şimdi Mehmet Altıparmak olsam Samsun ve Altınordu, Eyüp ve Altınordu maçını izlerim. Ona göre bir yarın zaten bir tane çalışma yapabilecekler. Onlar da dün bizle aynı saatte oynadılar çünkü. Evet. Bugün izinli derdir. Yarın bir tane maç taktik çalışması yapacaklar doğal olarak. Taktik çalışmada direkt onun üzerine çalışırım. Gelirim Bursa'ya maça çıkarım yani. Bursa Spor bu alemin kralı demiş ki hocalık ve kadroluk sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Artık Altınordu'yu da yenemiyorsan yani demiş. Onur Gülmez. Takımdaki oyuncular hazır değilse 3. bölgeden 1. bölgeye kanatları koşturmaktansa ön bölgede baskı yapmak daha mantıklı değil midir demiş. Tabii zaten Bursa Spor'un elindeki kadro rakip yarı sahada baskı yapabilecek kalibrede bir kadro. Orada kazandığı topu hızlı hemen oynayabilecek kalibrede bir kadro. Ya öyle oynamamız lazım. Ahmet Karacakayalılar, nedense Altınordu kalecisi ilk 3 maçta kötüydü, sonra bize gelince devleşti. Ya zaten bu ligde çıkan bütün takımlar Bursa Spor'a karşı ayrı ben bir bunu... şekle, hevesle çıkıyorlar zaten. Dün abi maç önü yayında mı söyledim, maç sonu yayında mı söyledim tam hatırlamıyorum. Ya da arabada gelirken sohbet arasında mı söyledim? Öncesinde konuştuk galiba, arabada olabilir. Arabada bile söylemiş olabilirim. Yani şöyle bir şey var, Bursa Spor ne kadar 2-3 senedir bu ligde de olsa, belki önümüzdeki sene de bu ligde, inşallah olmayız da, olsa Bursa Spor isminden dolayı Bursa Spor'un karşısında oynayan her takım ekstra motivasyon oynuyor. Süper Lig'de de olsam bu böyle ya. Bunun en büyük örneği şu, Eyüp Spor. Denizli maçını bir izleyin, bizden sonraki oynadığı maç. O kadar labali bir top oynadı ki Eyüp Spor. Hücumda çok rahat 4-5 farklı alacağı maçtı bak. O kadar rahat pozisyonlar yakaladı ama çok yani konsantrasyonları yoktu oyuncuların Bursa maçındaki gibi. Bursa Spor'a karşı oynayan takım şevkle oynuyor abi. Yani ben de şimdi Samsun Spor ile oynayacağımız için söylüyorum. Samsun Spor oyuncusu olsam ya Süper Lig'de şampiyon olmuş. Tamam ne kadar bu ligde de oynasak şu an Süper Lig'de şampiyon olmuş. Camiası büyük, taraftarı ateşli bir Bursa Spor'a karşı oynuyorum. Ekstra bir motivasyon şevkle oynarım yani. Bir gol atayım, sevineyim. Yani ben çünkü futbolcu olsam öyle bir futbolcu olurdum abi. Muhtemelen rakip taraftarlar bana ağır söverdi yani. Kışkırtmak isterdim, anladın mı? Böyle hırslı oynayayım, vurayım, kırayım, alayım, bir tane yapıştırayım, deli gibi sevineyim. Bir Emre Belezoğlu. Büyük sevilirdi ama oynadığım takımın camiası da çok severdi. Eminim Samsun Spor'da oynayan oyuncular Bursa Spor'a karşı o motivasyonla oynayacaklar. Yarın pazar günü Tuzla'ya gideceğiz inşallah. Yine maç önü maç sonu için maçta. Tuzla da öyle oynayacak. O yüzden biz her takıma karşı takımların bize duyduğu saygıyı biz kendimize duyup Bursa Spor gibi oynamamız lazım. Mesele bu yani. Fahrettin Avcı merhaba, iyi yayınlar. Bundan 2 yayın önce kaleci hakkında Çağlar Bey'e performansını sormuştum. Hala ayaklarının zayıflığı haricinde görüşleri aynı mıdır demiş. Aynı. Bir değişiklik yok. Hakan Özler merhabalar, iyi yayınlar. Bu camia büyük maçları sever. Samsun'u yener, sonrasında kimleri yenmedik ki? Samsun'u nasıl yendik diye düşünürüz demiş. Olabilir valla. Recep Bursa, İsmail Yüksek bizi ileri taşıyabilecek aksiyon beklentisi en yüksek oyunculardan birisi. Oyunu hareketlendirdiğinde ben 11 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman bazı takımlara karşı 11 oynayabilir, yedekten girip. Ya ben bunu İsmail transfer olduğunda da söyledim abi. İsmail çok güzel bir, güçlü bir hamle elemanı yani. Rakibi önde basmak istiyorsunuzdur, İsmail'le başlayın. Rakip size karşı bir baskı uyguluyordur, orta sahada fiziki direnci arttırmak istiyorsunuzdur, İsmail'i kullanın. İsmail değerli bir parça bizim kadromuz için. O yüzden bu yoruma katılıyorum diyebilirim yani. Onur Çoban, Çağrı Şenol Güneş demiş. Gandalf the Green, koronadan yeni çıkmış Matavz'ı 90 dakika oynatması Samsun maçı için sıkıntı çıkarmaz inşallah. Ne kadar gol atmış olsa da bu kadar oynatılmamalıydı bence. Ya saha içinde zaten Matavz fiziken o kadar yani üzücü bir durumdaydı. Matavz bu değil yani. Zor güç durumlardaydı evet. Yani ki 90. dakika 50 metre depar atıp zınk diye kafayı da vurdu ama yani topu her aldığında hiçbir omuz omuza mücadele direnç gösteremedi adam ki burada Matavz'a kızamam yani. Matavs hazır değil çünkü fiziken. Hiçbir ben şey iki hafta oldu koronadan çıkalım. Kendime gelemedim. Bitmiyor. Onu yani hiç düşünemedim. Matavs ne zaman fiziken bir tık daha hazır olur? 8. haftayı bay geçtikten sonra hazır olur yani. Metin Yavaş, yazmayayım dedim, duramadım. Bizim bu altyapıyı bir kenara atıp komple yeni oyuncularla oynamamızın sadece ben mi kızıyorum acaba? Geçen seneki yapılan işler birden çöpe atıldı sanki. Yayın demiş. Başında söyledim abi. Yani bu takımdaki 5-6 tane altyapıdan çıkan değerimizin kesin süre alması lazım. Hakan Öztürk, hani hava kapalıdır, yağmur yağdı, yağacak durumdadır da yağmaz da akabinde bardakları boşalırcasına yağış gelir ya. O durumdayız. Geçen sene Samsun Spor maçıyla yükselişe geçmiştik. Samsun maçı çıkış olacak demiş. İnşallah. Eren Kutlu, Çağlar abi bir tane gönlünde bir tişört kopar mı diyor. Herhalde 5 tane tişörtü haftaya vermeye devam edeceğiz, öyle mi? Öyle yapacağız. 2 Eren haftaya güzel bir yorum yap. Evet, onları da
toparlarız herhalde aynen. Haftaya. Diye. Eren haftaya güzel bir yorum yap. Texas Kıbrıs. Merhabalar, iyi yayınlar. Bu takıma top oynatacak, galibiyet aldıracak. Çağlar Hoca'nın dediği 3-4-3 sistemini uygulayabilecek hoca sizce kim olabilir demiş. Ya her hoca oynatabilir abi bu sistemleri yani sonuçta. Mesele onu denemek, takıma empoze edebilmek yani. Furkan Kaya abi, Galatasaray'dan giden bir Tudor diye bir hoca vardı. Beğeniyordum kendisini. Bayağı gündem falan olmuş. Takıma iyi olur. Bu takımı manyak eder ama birincilikte yabancı hoca olmuyor. Kendi sorup kendi cevaplamış. Tam ben soruyu cevaplayacağım, sonunda kendi cevaplamış. Faruk Berber. Bir Trabzonspor taraftarı olarak Bursaspor'u sizlerden takip ediyorum. Emeğinize sağlık. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ ol. Mahmut Umut. Umut Konuşkan. Adı Umut Konuşkan. Umut, düzeltmiş. Umut İstanbul'da bizim. Aynen. 90 dakika, çocukluk arkadaşım bu arada İstanbul'da, onu selam olsun. Umut Konuşkan diyor ki 90 dakika 3 stoper oynadık, inanılır gibi değil. Fatih Tekke ile olacağını düşünmüyorum, çarşamba günü göreceğiz demiş. Furkan Açar, bence Burak ve Emirhan'dan birini ilk 11'den çıkarmamız lazım. Massimo Bruno iyi olabilir demiş. Umut devamında diyor ki kadro kalitesi çok iyi, Samsun maçına Fatih Tekke ile çıkmak kayıptır. Mert Yılmaz konusunda size katılmıyorum. Dünkü maçın en kötüsüydü ve kumaşının da bu olduğunu düşünüyorum demiş. Yani bir 4-5 hafta verimli derken 4-5 hafta böyle sürekli süre aldıktan sonra hangimizin haklı olduğu ortaya çıkar zaten. Volkan demiş ki helal Adnan hocam, helal yani. Öksürük dönemine geldik. Sonra evet. Hakan abi de yazmış, Adnan su iç. İçiyoruz abi. Berk Çelik, Matavza tam anlamıyla kullanamıyoruz abi. Bence Çağlar abi ne düşünüyor demiş. Matavz'ı kullanamıyoruz noktasında şöyle, Matavz'ı şu an kullanamayız zaten. Yani Matavz adam, ne şöyle söyleyeyim, futbol menajer ya da FIFA gibi oyunları oynayanlar bilir, Matavz kırmızı şu an. Yani Matavz'ın yeşil olması için zamana ihtiyacı var biraz. Recep Bursa, ben Adnan abi yormamak için yorumları sonlandırıyorum, tekrar geçiyoruz. Vemar, Adnan abi yüzümüz ne zaman gülecek diyor. Çağlar abi saçlar süper bu arada. Çağlar geçen haftadan devam. Aynen ya, eyvallah. Hakan Öztürk, Adnan abi korona sonrası solunum egzersizleri çok önemli. Fizyoterapist ya. Senin özelinde buradan herkese bir fizyoterapist olarak şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen ihmal edilmesin demiş. Bir özel ders al ya sen ya, Hakan abi. Hakan'cım. Burak Çelik, Fatih Tekke'nin uyguladığı sistem için uzun bir zaman gerekiyor. Ancak biz o zaman yok. Ve Samsun maçında da aynı oyun sisteminde ısrar edecektir. Bu inat Fatih Tekke'nin sonu olur. Sizce ne olur demiş. Cevapladık. Ya benim. Öyle olursa öyle olur yani. Takım yarın antrenman yapacak mı diyor Furkan Açar. Tabii yapar, ki illa. Yapacak. Bir en kötü yani bir taktik antrenman yapacaklar. Yani çok yoğun bir kondisyon çalışması olmaz. Bizler de bu arada 2 haftadır herhalde değil mi Murat? Belki 3 hafta mı? Kamptan sonra 1-2 kere, dün Murat'la onu konuşuyorduk. Kamptan sonra 1-2 kere idmanlara katılabildik. Sonrasında zaten idmanlar da kapalı. Hikmet, Fatih Hoca'nın devam etmesi için ilk beraberlik veya mağlubiyet alabileceği maç Kasım'da oynayacağımız Kocaeli deplasması olur. Çok yaratıcılar ya. Gerisinde beraberlik bile ipe götürür. Bana kalsa Samsun maçına çıkartmam demiş. Ya şu Samsun maçına çıkartmam noktasında şöyle. Samsun maçına Fatih Hoca ile çıkmak zorundasın yani. Neden? Yani iki maç kalabalığı. Ne yapacaksın yani? Aynı şeyi düşündük. Ya tamam, Samsun maçını kaybettikten sonra Tuzla maçına kadar hadi 4 gün var de. Ha, o da sağlıksız da hadi 4 gün var de. Yeni gelecek biri ne yapabilir ki zaten bu takıma yani. O yüzden elimizdeki hocanın arkasında Samsun maçında en azından durmak zorundayız yani. Umut Konuşkan, teknik direktörün değişmesi şart. Yerine gelecek kişi de sıradan biri asla olmamalı. Madem en yüksek maliyetli takımız, buna göre hoca getirilmeli demiş. Yani mantıkken yanlış diyemeyiz yani. Fatih Tekke ile olmaz, çarşamba günü yensek daha iyi, değişmesi gerekir diye devam etmiş altta. Hakan Özler. Çok hücum oyuncusu transfer ettik. Bu kadar hücumcu nasıl oynayacak diyorduk. Tekke sorun çözdü. Hiç hücum gerekmiyor ne problem çıkıyor demiş. Behlül Demirören, koşu kavak yenerken eleştiri yapan bir camia bu. Kazansak bile kızılır, sevmezler bu futbolu demiş. Şöyle evet, illa eleştiren olacaktır ama Bursa Spor bu sene kazandıkça... Ama yani Yalçın Hoca bu şekilde oynayıp kazanıyordu. Bu sene mesela 1-0, öyle 2-1. Olsaydı kimsenin sesi çıkmazdı evet, abi. 1-0, 2-1 bir şekilde gidiyordu, kazanıyorduk. Burak Baltacı, tek çare Yılmaz Vural demiş. Burak Baltacı, maceraya gerek yok. Forma dağıtıyorsunuz diye sorular var ısrarla. Bugün yok. Haftaya belki bakalım. 3 ön libero ile bin bastıracağız demiş Umut. Oyun tarzı bu değil ki diyor Behlül Demirören. Hızlı hücum yapma ihtimalimiz sıfır demiş.
Orhan Balı, Aydoğan ve Emirhan Aydoğan ve altı parmak ikilisiyle başlanan ve devam eden oyunları kazanma ihtimalimiz nedir acaba demiş. Arkadaşlar geçen sene Emirhan ve altı parmakla yürüdük biz. Yani burada mesele oyuncular değil şu an. Yani hep dile getiriyorum ama mesele oyunculara uygun oyun yapısında oynamamamızla kaynaklı. Bunun farkında olalım yani. Eren Doğru, selamünaleyküm, hayırlı geceler abi. Önde bassak rakipler savunmaya kaçıyor, pas yapsak adamlar basıyor. Onlar pas yaparken biz basamıyoruz, izliyoruz. Topu savunma arkasına kaçıramıyoruz. Topları sıkıntı nerede demiş. Bence kendi sorunun içinde cevap var. Bir daha bir okursan. Ahmet Karacakayalılar bence kaleye Canberk geçmeli diyor. Düşüncedir yani, bir şey diyemem. Mehmet Toklu, az önce gördüğüm bir yoruma ithafen. Bu kadrodan çok güzel etli yemek çıkar ama sanırım Fatih Hoca vejetaryen. Samsun maçında daha soyunma odasında gol atamazsak düşünmek istemiyorum demiş. Furkan Açar, Emirhan yerine Massimo Bruno oynasa daha iyi olmaz mı veya Namık demiş. Emirhan yerine oynamaz oyuncular. Eren Doğru, Altınordu kalecisi kötü müydü? İlk 3 maçı izlese bir bana deseler birincilikte şu an en iyi kim Altınordu kalecisi derdim. Yalan yok, bir izlemenizi tavsiye ederim demiş. Eren Doğru, Emirhan orta saha, Bruno kanat demiş. O da tam doğru değil ama bir şekilde. Bruno kanat da oynayabiliyor diyelim. Öyle diyelim, evet. Mert 24, Almanya'dan selamlar bu arada. Şaşırmayın, gurbetçiyim ben demiş. Tamer Güneş, Akolatse, Matavs, Ofasu üçlüsünün arkasında Bruno oynamalı diye düşünüyorum. İleri üçlümüz çok iyi bence. Bence de. Yani burada Akolatse, Matavs, Ofasu, Bruno veya Ofasu yerine Namık. Ya abi gerçekten çok iyi bir hücum dörtlüsü sayabiliyorsun yani bunları. Arkalarında Emirhan Altıparmak da ikilisi bence onları da götürebilir. He, baktınız rakip sizi çok sıkıştırıyor. Ön taraftan bir parçayı alıp Kubilay'a atarsınız, sertlik getirirsiniz. Ya gerçekten çok iyi bir kadromuz var. Değerlendirmemiz lazım yani bunu. Yağmur Yücel, Ömer Erdoğan demiş. Şenol Güneş'ten sonra Ömer Erdoğan da. Arkadaşlar daha olabilitesi olan şeylere yönelmemiz lazım. Mert 24, Bursaspor bu sene kümeye oynar diyenler var ama çok saçma. Hep genç genç oyuncu diyoruz ama TFF 1. Lig'de tecrübeli oyuncu lazım. Batuhan, Eren Güler, Kerem Şen ilk 11 oynayamazlar demiş. Doğru yapılanma. Bence doğru bir denge lazım. Bu oyuncular oynayabilir. Niye oynayamazsın yani? Geçen sene bu oyuncular oynamadı. Rahat rahat. O yüzden yani bu oyuncuların da süre alabileceği doğru bir puzzle kurmamız lazım bizim. Hakan Turan, ilk 4 maçı kazanamayıp Süper Lig'e çıkan takım var mıymış acaba? Bence kendimizi kandırmayalım. Tabii mücadele edeceğiz ama çıkmamız çok zorlaştı. Oyun tarzı da umut vermiyor demiş. Ya ilk 4 maçtan çıkmamız çok zorlaştı. Çok biraz fevri bir yaklaşım bence. Şunu söyleyeyim ben. Geçen sene ligi şampiyon bitiren Adana Demirspor ligin 22. haftasında 12 maç kala liderin 11 puan mı 12 puan mı ne gerisindeydi. Geldi, geçti, fark açtı. Evet. O yüzden yani çok şey yapmaya gerek yok. Örnekler var diyelim. Şimdiden bu kadar fevri niyetli olmaya gerek yok. Bursa Sporlu adam demiş ki Horker hakkında bir bilgi var mı? İyi yayınlar demiş. Bence devre arasına kadar oynayamaz. İdmanlara zaten çıkıyor o kadar. Mert 24, Matavz'ın ilk gol atması iyi oldu ama sonuçta gol kralı adayı diyor. Cüneyt Öğrengel, biz ne zaman bir sistem takımı olacağız? 10 yıllık bir sistem takımı. Bayern Münih'te hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor ama çizgi hiç değişmiyor. Problem nerede demiş. Problem açıkçası Bursa Spor'da değil. Genel olarak Türk yapılanma sisteminde mi diyeyim? Yani sadece spor özelinde değil. Maalesef Türkiye'de bir şeyleri yöneten insanlar uzun vadeli planlarla iş yapmıyor abi. Günü kurtarmaya yönelik iş yapıyor. Bu sadece futbol üzerinde değil yani. Benden sonrası tufan deyip. Yani ben kurtarayım bugünü de başım ağrımasın, sonrasına bakarım mantığı olduğu için. Türk eğitim sistemi, yani direkt bunu ona bağlarım işin sonucunda. O yüzden direkt oraya giriyorum kitabın ortasından. Türk eğitim sistemi ne zamanki çok farklı bir duruma evrilir, o zaman emin olun Türk sporu da, Türk yönetimi de, zihniyeti de, her şeyi o zaman değişir. Türk eğitim sisteminin değişmesi her şeyi değiştirir. O yüzden şu anki sistem devam ederse bu olmaz. Evet. Recai Çılmaz, Çağlar Bey ve Adnan Bey, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Recai. Teşekkürler. Ahmet Karacakayalar, abi ben Mayıs'ta staj olacağım. Sizin Life Bursa'da görebilir miyim? Mayıs olsun, bir gel bakalım. Mayıs ya, bir yıl var ya neredeyse. Gel bakalım. Orhan Şahin, bu sene belli ki düşmemeye oynayacağız sanırım. Ben Emin Başkan'a saygı duyuyorum. Yapılacak her şeyi yaptı. Tahta açıldı, transferler yapıldı, sponsorluklar ve de stat ismini aldı. Ben başkana üzülüyorum. Adam gecesini gündüzü Bursa Spor için verdi. Umarım yanarım, zirveyi biz zorlarız demiş.
Abi Bursa Spor'un şu anki kadrosu hiçbir şey yapmasan playoff yapar ya. Ya ben çok üzülürüm yani. Bu takım çıkamazsa içim acır yani benim. Mert 24, ilk dakikalarda gol yemeseydik Bursa Spor rahat kazanırdı maçı. Kesinlikle Bursa Spor çok iyi oynadı ama panik yaptılar demiş. Ya çok iyi oynadı noktasında değil ama ilk golü hemen ilk dakikalarda yemeseydik bence de kazanırdık rahat. Kaan Sivrikaya, hiç kimse hayal kurmasın, kesinlikle Samsun'a yeniliriz. Oyuncu kafası rahatsa oynar. Örnek Emirhan, herkes bana kızacak ama Mustafa Er duracaktı. Yönetim biraz kafasına göre transfer yaptı, Er gitti demiş. Mert 24, Emirhan'ın kaptan olması saçma değil mi? Formda olsa bile aynısını diyecektim. Takımda ne isimler var ama kaptanlığını ama bu, eleştiriyorlar burada. Ya burada ben buna katılmam. Neden katılmam? Çünkü Bursa Spor'da şu an en çok geçmişi olan oyuncu Emirhan. Baktığımız zaman süre bazında da, altyapısından gelme bazında da. O yüzden şu an kadroda kaptan olacak biri varsa Emirhan yani. Evet. Karma karışık demiş ki herkes teknik direktör demiş. Onur Gülmez neyse parasını verip Tamer Tuna'yı alsınlar, en azından önde oynar, yeniliriz diyor. Hayırlısı olsun. Rica Yılmaz, Ufuk'ta yeni transferler var mı? Bir 4 ay sonra falan konuşmamız lazım. Burkan Kaya abi, Şenol Hoca'nın gelme ihtimali neden düşünmüyorsunuz? Maaşım fazla, ona öte gönderen mi fazla? Şenol Hoca bu ligi gelip antrenörlük yapmaz. Ben o yüzden söyleyeyim. Hani para pulu da geçti. TFF birincilikte antrenörlük yapmaz adam yani. Egosunu yani daha önce çalıştığı için yapmaz. Biliyoruz onu da. Emrah Tarım. Çarşamba maça gelecekler. 90 dakika destekler. İnşallah geriye düşmeyiz. Geri düşersek bütün stat çok büyük tepki verir. Evet. İnşallah geriye düşmez takım. Bence statta olsam tutamam kendimi. Büyük tepki veririm diyor. Görüntü o ama bakalım. Ben şöyle bir yorumları yine kaçırdım herhalde Çağlar. Tamer Güneş. İleri düşümüz çok iyi. Arkalarına Bruno'yu koyarsak her maç bol gol atabilecek kalitede hücum oyuncularımız var. Katılıyorum. Elton Avrupa Ligi'nde bile oynar demiş. Sinan Kaya abi, bu sistemi Çağdaş Atan da oynattı ama onun stoperleri hızlıydı ve kalecisinin ayağı iyiydi. Bizde her ikisi de mevcut değil diyor. İşte oyuncu grubuna göre oyun tarzı. Mert 24 maçında Bruno Hazard ile Tim Matavs Janoblak ile Zalazar Messi ile antrenmana çıkmış. Bakıldığında çok havalı bir kadroya sahibiz diyor. Vemar abi, Fatih Hoca Namık'ı beğenmiyor diyorlar. Beyefendiyi kimi istermiş demiş. Sercan Yasun selamlar demiş. Mert 24 yalnız Akolats maşallah harika bir oyuncu, bu takımın oturursa, bu takım çok, oturursa çok iyi iş yapar demiş. Metin Öğretmen, Altın Ordu maçında farklı galibiyet beklentim yüksek olmadı. Böyle bir durumdayım ki Samsun maçına hissiyat oluşmuyor. Bir de tribünden tepkiler endişe veriyor bana. Ya evet, geri düşersek aynı Çağlar. Yok ya bak. Yani geri düşersek o maç döner mi sence? Yani yani bak biz yani Bursa camiası olarak böyleyiz abi, yani bunu kabulleneceğiz. Bursa Spor geri düşsün, ne teknik direktör kalır, ne futbolcu kalır, ne yönetim, herkes karışır yani. Çarşı pazar büyük karışır. Ahmet Dinler. Karışmaması lazım onu yani. Söyleyeyim ama karışır yani. Ahmet Dinler, bizim takımımız çok iyi fakat gol bulamayan golcüler olur. Hani bir gol atsa patlayacak futbolcular olur ya, bizim takımımızda o durumda. Bir galibiyet bizi farklı yerlere taşır. İnşallah. Selamlar demiş. Bir yorum var ama hiç kimse girme, söylemesin girme. Diye girmeyeceğim ona. Girme. Başta ben gireceğim çünkü girme o işte. Sezer Özdemir, kesinlikle defans hattımızın değişmesi lazım. Bu defans hattı bizi üzer. O kadar transfer yaptık, Cüneyt'i izlemeye devam ediyoruz. Bence demiş. Doğru oyuncu tercihleri yapmamız lazım. Emrah Tarım, Eren Güler düzenli oynasın 15-20 gol atar demiş. Onda bir sakatlığı vardı. Oraya sanırım o yüzden gitmedi, evet. Mert 24, Bursa Spor'un avantajı şu takımdaki tecrübeli oyuncular 26-32 yaş arasında gayet fitler diyor. Eren Doğru, gönderdiğimiz Ozan sol 2 maçta 2 gol. Batuhan Karadeniz'i almadık 2 maçta 2 gol. Ama arkadaşlar, bunlar bizim ligde oynayabilecek oyuncular değiller diye düşünüyorum. Ve buna rağmen eleştiriler evet, var. Tamam. Eren sonrasında toplamış. Benim söylemem gerektiğini söylüyor. Bahadır Demir bence demiş ki biri getirilmeli evet. Demiş ama. Teşekkürler. Hakan Özler, Ofosu teknik ve dirençli bir oyuncu. Yıkılmayan bir kanat oyuncusu. Kuvvetli Ofosu 60'tan sonra sahaya atıp fiziken düşen savunmaları ekarte edebiliriz. Süratli kanatlarla yorup Ofosu ile yıkmak gerekiyor. Geçen hafta buna benzer bir yorumu ben de yapmıştım. Katılıyorum. Kaan Sivrikaya, bu takımın sadece morali ihtiyacı var. Şu an taraftarın idmana gitmesi lazım. Bu da son çaredir demiş. Eren Doğru, Metin Öğretmenim, kesinlikle katılıyorum. Halil İbrahim Bayan, tam 4-3-3 oynayacak takımız ama ama gençlerimizin oynamaması insanı üzüyor. Rakipler tecrübeli oyuncular ile oynayabilir. Çünkü onlarda bu altyapı yok. Gençleri rotasyona sokmamız şart demiş.
Hakan Turan Mert 24 çok yazıyorsun ama hataları da var bence. Zalazar bir kere hiç Messi ile oynamadı milli takımda. Ayrıca Mataz yılda 5 kere Jan Oblak'la antrenman yapmış. Ne kadar önemli ki ondan demiş. Jan Oblak kaleci, Mataz forvet. Burak Baftacı. Cumartesi günü Aykut Akgün Kent Ormanı'nda ata biniyordu. Fatih Hoca Cüneyt'i de göndersin, onlar binicilik yapsın. Biz de tahayı izleriz demiş. Ya yorumları hızlıca geçmeye çalışıyorum. Çağlar ama çok var. Ahmet Karacakayalar. Biz yenesek de yenesek de her zaman Bursa Sporluyuz. İnanıyorum ki Samsun Spor maçını kazanırız. Sonra seriye başlarız demiş. Recai Çılmaz. Geçen yılki kadroyu koruyup 4 tane kaliteli oyuncu alınsa daha iyi olmaz mıydı diyor. Ya ben de şunu savunuyordum zaten. Hani hiçbir oyuncu gitmesin. 8 tane, 7 tane, 8 tane direkt katkı alınacak oyuncu alınsın yeterdi. Benim de görüşüm buydu. Bu farklı bir yol izlendi. Yağmur Yücel. Bu kaçıncı Ömer Erdoğan mesajı ama şöyle demiş. Ömer Erdoğan gündemi oluşturalım, vefalı gelir mutlaka diyor ama. Ya tamam Ömer Hoca vefalı. Ömer Hoca şu an Hatay'da olmasaydı, boşta olsaydı gelirdi. Yani bir telefonla gelirdi. Benim de gram şüphem yok ama adam Hatay'da bir tempo yakaladı, başarılı gidiyor. Ömer Hoca'ya yazık ya. Adam bırak o git devam etsin. Yarın öbür gün Bursaspor Süper Lig'e çıkar. Ömer Erdoğan'ın Hatay'la yolu ayrılır. O zaman ilk gelecek kişi o zaten. Camianın böyle yeni bir Nejat Bediş beklentisi var. Hani bir yere evet. Gitti mi çağırsın gelsin çağırsın gelsin diyor ama. Mert 24 Hakan Turan Hazard Massimo'yu takip ediyor. Veya Oblak'ta Tim Matavs'ı takip ediyor. Kanka olmaları yeter demiş. Ya prestij açısından söylemiş sanırım biraz da Mert 24 kullanıcı isimli arkadaş. Sinan Kaya, abi ikisinde ikinci dozu oldum, maça giremem değil mi diyor. Bugün en kaçı? Samsun maçına giremezsin 10 ama gün, bir sonraki maça yani girebilirsin. Evet, 14 gün geçmesi lazım. Mehmet Toklu. Bir günle kaçırıyorsun Sinan. Sezon başı ligdeki takımlara Bursa'ya karşı bir puan verelim oynayın deseler eminim ki 3-5 tane sarıç kabul ederdi. Şehirlerden, ilçelerden büyük bir takım var karşılarında, kadromuza değinmiyorum bile demiş. Bizim de bunun farkında olarak oynamamız lazım. Alper Şentürk, başkanın yerinde olsanız Fatih Tekke'yi Samsun maçına çıkarır mıydınız? Gerçekten Fatih Tekke'nin sistemini değiştireceğini umudunuz var mı? Az önce cevapladım bir nevi bunu. Maç neden 16'da oynanmıyor? Beşiktaş-Dortmund maçı var demiş Mert 24. Arkadaş bizi Bursa Spor ilgilendiriyor yani. Bizi bağlamaz Beşiktaş-Dortmund maçı. Cemil Gülümser, kolay gelsin yayınlar demiş. Bursa Spor'umuzun taktiği nedir? Namık ve Taha neden oynamıyor demiş. Konuştuk. Evet. Vemar, üzülüyorum be abi. Küçükken TV başında Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford deplasmanında izlerdim. Şimdi Altın Ordu'ya yenildiğimizi konuşuyoruz demiş. Hayat. Recai Çılmaz, ağzına sağlık. Nerede o Nejat Bieriş demiş. Hakan Özler, Matavs ligde yürüyerek gol atar dün attığı gibi. Fakat böyle bir Matavs bir atarken 3'ten eder. İleride bir adam eksik gibi izlemiş. Ama fiziken hazır değil, bunu söylüyorum yani. Sezer Özdemir, abi bizim Bursa şehri olarak hücum futbolu seviyoruz. Biz de yensek de yenilsek de atak futbolu lazım. Biz defansif ve geriden futbolu sevmiyoruz. Saldıracağız abi, 3 yesek 5 atacağız. Kadro var bizde şu an demiş. Çağlar. Genelde Fatih Hoca ile ilgili valla bitti ama ben de bittim. Samsun Spor maçının hakemi açıklandı biliyorsun. Mustafa Kürşat Filiz. Bursa Spor Kürşat Filiz de 3 maça çıkıyor. 3 mağlubiyet. Samsun Spor da 3 maça çıkıyor. 3 galibiyeti var. Ne kadar büyük tesadüf. Yani maçtaki bizim Altınordu maçındaki 3 penaltı pozisyonu vardı. Onları da. İkisi net de. Onları gördükten sonra bilmiyorum. İnsan bir ürküyor zaten. Burak altı parmağın pozisyonu gerçekten yani. Akıl adam gibi değil önümüzde ya. Zaten 20 metre falan çekti. Burak ceza sahasına girdi. Orada paldır köldür indirdi. Ha, bir de komik olan şey şu. Hakem yani benim seni gördüğüm kadar yakın bir mesafede neredeyse. Önünde kimse yok. Çok çok ilginç abi. Yani tüm Türkiye'nin izleyebileceği bir platformda yayınlanan bir maçta göz göre göre bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya? Çok çok ilginç ya. Bilmiyorum. Samsun Spor maçında nasıl bir oyunu oynamalı? Bursa Spor diye not almışım Çağlar ama. Benim düşüncem mi? Senin düşüncen. Abi açıkçası ben olsam Samsun Spor maçında, şimdi Samsun Spor'un da oyun tarzını biraz hesaba katarak. Samsun açık oynar. Yani önde baskılı oynayacak herhalde. Önde baskı isteyecek. Tabii. Yani 4-2-3-1 risksiz bir sistemle çıkarım öncelikle. Çünkü artık yani biraz böyle risksiz devam edip 3-4 maçlık bir kazanma serisine girmek mecburiyetindeyiz biz takım olarak. 4-2-3-1 sisteminde çıkardım açıkçası ben. Olabildiğince fiziken hazır oyuncuları tercih ederdim. Yani bu noktada ve biraz da birbiriyle oynama alışkanlığına yakın oyuncular tercih ederdim. Kadro değişikliği yapar mı Fatih Tekke bu maçta? Bence yapar. Yapması lazım. Yani yapar mı bilmiyorum ama bence yapması lazım.
Öyle düşünüyorum açıkçası. Yani ben olsam mesela Matavz'la ilk 11 başlıyorsam 60'ta falan alırdım. Zaten 3 gün önce de oynadı. Fiziken hazır değil. Veya Matavz'la hiç başlamaz. Forvet'te Namık'ı değerlendirebilirim. Eren Güler'i değerlendirebilirim. Batuhan Kör'ü değerlendirebilirim. Var yani orada oynayacak oyuncu. Onlarla başlar, maçın gidişatına göre Matavz oyunu atardım. Fiziken hazır oyuncular oynamamız lazım. Kanatlarda Ofosu ve Elton şu an tercih olarak, fiziken tercih olarak en sağlıklı oyuncular olarak duruyorlar. Ya da Ofosu'yu yine böyle bir hamle oyuncusu olarak yıpranan bir takıma karşı koşacak kullanım. Namık'la başlayıp, yani örnek olarak söylüyorum. Batuhan Kör, Namık, evet. Bruno, Elton ön dörtlüsü. Arkalarında Kubilay, Emirhan, Burak Altıparmak üçlüsünden ikisini tercih edip defans hattında Taha Çapan, çünkü Zalazar'ın ne kadar hazır olduğuna dair şüphelerimiz var. Taha Çapan, Mert, Onur, kalede Erhan şeklinde böyle fiziken hazır, daha dirençli durabilecek ve ön tarafta da etkili olabilecek bir ilk 11'le çıkardım. Ama tabii ki bunun kararını Fatih Hoca ve ekibi verecek. Bu benim sadece düşüncem yani. Ya Samsun hiç çok şeylere gebe ama önümüzdeki program evet. Baya... Tuzla maçı da geçecek bir daha arada. Yani ya önümüzdeki maçta ya burada müthiş umutlu şen şakrak bir program yaparız. Ya da, ya da taktik yeni masası teknik direktör kaos. Şu geldi. Taktik masası kaos başlığıyla. Ya da yeni teknik direktör şu geldi. Şunu yapacak, bunu yapacak. Bunları konuşuyoruz yani. Orta İnşallah şen bizim. Şakrak bir maç yaparız. İnşallah ama. Abi yani. Şey program yaparız ama. İnşallah. Yani burada Fatih Tekke'den özür dilerim ben. Hiç sıkıntı yok. Hocam iyi ki öyle oynatıyorsun derim. Yeter ki iki maçı da alalım yani. Hiç evet. Sıkıntı yok abi. Hiç problem. Çağlar, bu hafta içi de takımdan ayrılan oyuncular oldu. Tayfun Bebek Yenişehir Belediyespor'a giderken, Zeynullah Türkay Karacabey Belediyespor'a gitti. Batuhan Toygar da Kırklareli Spor'a gitti. Batuhan zaten Kırklareli'ye gitti. Oraya gitti. Zeynullah'la Tayfun da Bursa'da kaldılar. Ama bonservisleriyle gittiler oyuncular. Evet, bu hafta maçları yoktu galiba. Maçları yoktu derken Zeynullah'ın maçı yoktu. Evet, dün seninle ona baktık. Haftaya var herhalde. İşte, bu hafta sonu oynayacak ilk aynen. Bakalım. Oynarsa tabii kadroda olur. Tayfun'la Zeynullah'ı da takip edeceğiz hem Bursa takımlarında hem bizim çocuklar oldukları için. Bu arada abi Bursa Spor'da düşünülmüyorlarsa gitsinler abi. Tabii. Yani. Kariyerleri var çocukların. Bu arada Şenol Güneş'le yollar ayrıldı milli takımda. Evet. İstersen ona da bir kısa bir değinelim. Milli takımda da şey istiyorlarmış. Yabancı bir hoca istiyorlarmış. Ya, yani federasyon. Yani burada ya abi ben bunu şeyden sonra Hollanda'dan hezimetle döndükten sonra bir tweet attım bununla alakalı. Ya o kadar çok yanlış soruları sorma hastalığı var ki bizde Türk milleti olarak. Ya sizce Türk futbolunun şu an ilerleyememesinin, Türk futbolundaki problemlerin sebebi Şenol Güneş mi ya? Gerçekten mi yani? Tam Şenol Güneş'le yolların ayrılması değil problem. Ayrılır. Şenol Güneş formsuz şu anda. Euro 2020'den itibaren gelen formsuz bir dönemi var. Ya ama problem o mu ya? Şimdi Şenol Güneş gitti, yerine sıkıyorum. Löw geldi. Löw'e de gitmişler demişler. 4 maç için düşünmüyorum falan demiş. Ya Löw geldi diyeyim ya. Yani farazi konuşuyorum. Ya Türk futbolu şaha mı kalkacak bir anda? Bu mu yani? Bireyler mi Türk futbolunun problemi? Ya da örnek veriyorum. İşte formsuz olduğu için söylüyorum. Tolunay Kafkas'ı Ümit Milli'den yolladık. Yerine Okan Buruk'u getirdik. Sıkıyorum yani. Ne olacak? Bir anda hani... Abi, bence şöyle bir şey olur. Yani? Milli takım daha iyi olur. Abi, yani Tolunay Kafkas'ın gitmesiyle bence... Ya tamam. Gelişiyle birlikte... Değişebilir bunlar. İnanılmaz derecede bir düşüş var Ümit Milli takım. Ya, evet, yani altyapı, kötü gidiyor. Tamam bunu zaten konuşmaya takım. Gerek var mı? Yani aç maç golü'yü görürsün aynen, zaten. Çok kötü. Abi ama bizim problemimiz o değil ki. Yani şu yani anda... Yani yeniden bir yapılanma, sıfırdan yapılanma niye yapılmıyor? Abi bizim Türk futbolunu böyle dinamitlerle patlatıp, evet. Silip yok edip sıfırdan tuğlayla bir daha bir şey kurmamız lazım. Biz o durumdayız yani. Evet. Bizim TFF başkanını değiştirelim, işte Şenol Güneş'i yollayalım, Tolunay Kafkas'ı yollayalım, yerine şunları getirelimle bir yıl sonra biz burada yine ben gitmeden aynı şeyi konuştuğumuzda aynı şey diyeceğim abi. Yani çok yanlış sorular soruyoruz ya. Problemimiz bizim Şenol Güneş değil ya. Bizim problemimiz oraya gelene kadar biz oyunculara ne yapıyoruz? Ya burada Türkiye U21 İskoçya U21 maçı Bursa'da oynandı. Gittim yerinde izledim. Ya abi İskoçya U21 o kadar basit bir futbolla ağır gözüktü ki. Halı saha topu oynar gibi top oynadık ya. Hiçbir şey denemedik yani saha içinde. Çok basit şeyler ama yani. Ya Türk futbolunun problemi yine eğitim müfredatına geleceğim. U8'den itibaren
bu oyuncuların hepsinin belli bir yapılanmayla, belli bir, yani U8'de Ahmet isimli bir Türk futbolcu adayı başladı mı Ahmet isimli? U21'e gidene kadar ki bütün onun eğitim planı, fiziki gelişimi, oynayacağı oyun yapısı, ya her şeyin belli bir planla yavaş yavaş işlene alt seviyeye hazırlanması lazım. Bunu sadece milli düzeyde değil. Ahmet hem bir Türk oyuncu hem bir işte örnek bir Bursaspor oyuncusu mu? Milli takımla kulüplerin belli bir sistemde buluşup o sistemde oyuncuları da yetiştirmeye devam ediyor. Ya bak, Barcelona nasıl Guardiola ile belli bir hegemonya kurdu? Tiki taka dediğimiz o sistemiyle. İspanya da aynı oyunu oynuyordu abi. İspanya milli takımında. İngiltere milli takımına bakın. Leicester City ne oynuyorsa aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Almanya'ya bakın. Bayern Münih ne oynuyorsa. Neden? Çünkü kulüpler de milli takımına göre oyun oynuyor. Adamların kulüp ve milli takım arasında oynatmaya çalıştığı belli bir yapı, belli bir sistem var. Belli bir bağları var. Ya Fransa milli takımının oyuncu kadrosuyla bu kadar pasif oynamasının sebebi Fransa kulüp takımlarının da benzer bir oyun yapısıyla oynamasıyla kaynaklı. Fransa milli takımı İngiltere tarzı tempolu bir oyun oynasın. Dünya futbolunda emin ol hiçbir takım karşısında denenemez o oyuncuların. O oyuncu grubunun. Ama biz abi her sene yabancı kuralı gündemi oluşuyor. Yok işte Şenol Güneş gitsin, Fatih Terim gelsin. Fatih Terim gitsin, bir daha Şenol Güneş gelsin. Sonra bir daha Fatih Terim gelsin. Hep aynı dönüyoruz ya. Hep yani. Arkadaş ben sıkıldım ya. Ben 30 yaşıma gelmeden aynı şeyleri görmekten yıldım abi. Siz yani bunu 45 yıldır izleyen de var. Ya eminim ki 45 yıl önce de benzer dönüyordu abi işler. Ya demek ki olmuyor ya. Yani Dünya Kupası 2002, benim ilk hatırladığım gittiğimiz milli takım bazında 2002 Dünya Kupası. Abi 2002 Dünya Kupası'ndan beri aynı şeyler konuşuluyor ya. 2021, 20 yıl geçti, 20 yıl. Ya demek ki bu aynı şeyleri yaparak başarıya ulaşamıyoruz. Bir şey değiştir ya. Bir şey değiştirden kastım da teknik direktör değil. Yapmak istediğin sistemde, oynatmak istediğin yapılanmada bir şey var. Yani olmuyor bir şey değil mi? Bir düzenlemeye git ya. Yok, hiçbir şey denenmiyor bile. O yüzden ne Türk kulüpleri ne milli takım olmaz abi. Günlük bir başarı yakalarız Euro 2008'deki gibi. Oyuncu grubunun becerisiyle, başarısıyla, teknik ekibin bir orada yapılanmasıyla bir şey başarırız. 20 yıl onunla avunuruz. Biz nasıl ki 16 Mayıs 2010 tarihinde Bursaspor şampiyon oldu. Hala üzerinden 11 sene geçti. Hala onu kutluyoruz ki büyük bir utanç kaynağıdır. Bursaspor her sene o başarıyı kovalamalıdır. Normalde, normal bir futbol kulübünde. Ya da Galatasaray 2000 senesinde 21 yıl önce Avrupa Ligi şimdiki adıyla kazandı. 21 yıldır onu kutlar. Neden ben yenisini kazanmadım diye soran yok. Ben kazandım ya bir kere, ben en başarılı benim. İş bitti. Ya hadi ya. Allah aşkına biraz akıl be ya. Biraz ya. Yani o yüzden ya ben burada konuşayım, daha 3 saat konuşurum bunların üstünde, hiçbir şey değişmez abi. Hiçbir şey. Çağlar, yeni yorumlar var, onları okuyalım. Sonrasında programı sonlandıralım diyelim. Salih Aydın, Fatih Hoca Samsun'dan sonra Tuzla maçında da bir şansı hak eder. Sonrasında skor alamazsak bu iş biter demiş. Abdülsamed Zendeli, Erhan Erentürk şu 4 maçtan en az birini kurtarması gerekiyordu. Erhan formunda değil diyor. İlk maçtaki Adana maçını o, Erhan evet, almıştır son dakikada. Mert 24, sizce Matavz'ın fiziği yeter mi vücut olarak? Ben daha kuvvetli bekliyordum demiş. Onu zaten Covid'den çıktığı için söyledin. Hakan Öztürk, farklı bir konuya değinmek istiyorum. Ümit milli takım maçlarında stat ses sisteminde sıkıntı oldu. Evet. Gözlemciler tarafından ileride verilecek milli takım açısından sıkıntıyı yaratır mı diyor. Doğru. Ya raporlamışlardır muhtemelen. Bursa Sporlu adam Taner mi acaba? Ya Taner yani bu ligi kullanıyordu ama. Olabilir. Fatih Tekke çok akıllı adam. Acaba rakiplerimiz taktiğimizi öğrenmesin diye taktik vermiyor demiş. Vedat Atalay, sizce Alanya 2.5 üst olur mu abi demiş. Olur mu? Ayrı bir iddia programı yapalım abi istiyorsan. Ben hiç anlamıyorum iddiadan. Onu söyleyeyim. Ben de anlamıyorum. Evet. Ne var? Hakem kör abi, bunların hakem yapan da kabahat, cidden kaç maçtır diyor. Eren Doğru, Vedat burası bahis yayını mı? Kanka nereden bilsin Alanya'yı? Burayı Bursa Spor ilgilendiriyor demiş. Abdülsamed Zendeli, Erhan Erentürk şu 4 maçın birini aynı yorum. Mert 24 sağ bek Zalazar oynar demiş. Abi bu arada Salazar değil Zalazar. Zalazar. Ya bir de şu var yani sağ kadar. Bekte Zalazar oynamasın abi. Eren Tunalı, Hamza Baran Arıkan, Uğur Kağan Yıldız.
Mert Yılmaz, İsmail Çokçalış. 5 tane sağ bek sayıyorum bak. Evet, bu arada Eren Tunalı, Hamza 4-5 oyuncu bunların arasında profesyonel yapılacak. Bu hafta herhalde yapılır olsun diye bekliyoruz inşallah. Bizim çocuklara da. Vedat Atalay sanki kimse iddia takip etmiyor. Ona kendi arasında muhabbete geçmiş artık. Hakan Özler, abi Matav fiziken kötü, Samsun maçında Namık'ı gizli santrafor gibi kullanıp 4-6-0 ile oynayabilir miyiz? Orta sahada ve hücumda daha üretken ve fazla olabiliriz bence demiş. Yani bu da bir denenebilir ama yani çok da farklı sistemler de var denenebilecek. Oğuzhan Aşık, Samsun ilk 4 maça bakarak bizi hafife alırsa maç sonucu onlara tokat gibi çarpar ama Fatih Tekke'yi nasıl yollarız bilmiyorum. Abdülsamet Zendil'e, uzun zamandır Bursa Spor'un sıkıntı çekmediği tek mevki kaleyi, kalede güven vermiyor artık demiş. Burak Batır iyi yayınlar demiş. Benim oğlan bekliyor herhalde artık. Gel artık mesajıma. Mert 24, Bursa'da neden amilli maç oynanmadı diyor. İnşallah bundan sonra oynanır demiş. Metin Öğretmen, ağzınıza sağlık. Teşekkürler hocam. Mert 24, ben Almanya'da yaşıyorum ve Löw sürekli röportajlarda söyler Türkiye'yi çok sevdiğini demiş. Doğum da söylüyordu. İyi yani, Türkiye'de iyi kazanan Sever. Seviyor. Sever. Hakan Özer, abi yabancı bir teknik direktörüyle değil, yabancı bir teknik ekiple çalışabilecek yerli bir hoca lazım. Kondisyoner vesaire olarak ülkece kötü durumdayız. Örnek Euro 2020 yerli hoca, yabancı ekip çözüm olur demiş. Olabilir. Ya vallahi yorumlar da gidiyor ama. Evet. Teşekkür ederiz izleyen herkese. Yani evet, onlara da çok teşekkür ederim. Selçuk Güler, çocuklar baba olacak yaşlara geldi, hala çocuk diyenler var. Tabii ki hepsinin zamana ihtiyacı var. Güvenip süre vermezsek bu ülke hiçbir zaman Haaland ve Mbappe gibi oyunculara sahip olamayız ya. Çok süre doğru. Vermek zorundayız yani. Ömer Salih Emer, Fatih Tekke'nin yerine Ali Tandoğan gelseydi iyi olmaz mıydı demiş. Diyerek sonlandıralım. Ali Tandoğan da yani çok takımda çalıştı ama bir... Ya şurada bu tezi çürütebilirim. Fatih Tekke'nin ne başarısı var diye çok eleştiri gördüm de geldi. Ali Tandoğan da aynı şeyi söylersin abi o zaman. Aynen öyle. Tabii Çağlar, son olarak söylemek istediğim bir şey varsa Samsun Spor maçıyla alakalı onu alalım. İzleyen herkese teşekkür ederiz öncelikle yorumlarıyla katılan. Samsun maçıyla alakalı inşallah diyorum kazanırız. Zorundayız. Dediğim gibi tek ihtimalli bir maç Samsun maçı. Bursa Spor'un kazanması gereken bir maç. İnşallah kazanırız. Ardından gider bir de Tuzla'ya yeneriz. Pazartesi günü burada gülerek oynaya şen şakrak yayın yaparız inşallah. İnşallah öyle yaparız. Biz çarşamba günü maç önü ve maç sonunda tekrardan birlikte olacağız. Canlı yayın yapacağız. Timsah Park'tan, Timsah Aranı diyecektim yani. Timsah Park'tan canlı yayın yapacağız. Öncelikle orada görüşmek üzere dedim. Sonrasında Tuzla maçında da canlı yayın birlikte olacağız. Haftaya tekrardan taktik masasında görüşmek üzere dedim. İyi akşamlar, hayırlı haftalar diliyoruz.